Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Star ekranlarından Türkiye'nin dört bir köşesindeki sevgili seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Hepinize sağlık, huzur, mutluluk diliyorum. Yuvanızda bolluk, bereket diliyorum. Allah iyilerle karşılaştırsın diyorum. Evet. Ve bir sene öncesine gitmek istiyorum efendim. Bir yıl önce 11 Mart'ta Türkiye'de ilk Covid vakasının çıktığı gün. Evet, o tarihte 3 aydır aşağı yukarı konuşuluyordu. 2,5 aydır dünyada bir virüs çıkmış Çin'in Wuhan kentinde. Oradan işte dünya yayılmaya başladı diye. Fakat henüz Türkiye bununla tanışmamıştı. Korkuları yaşıyorduk ama 11 Mart'ta ilk vakayı duymuştuk. Ancak tablo tabii ki maalesef bu bir yılda umduğumuzun çok çok üzerinde kötü seyretti. Şimdiye kadar 2.821.943 kişi bu hastalığa yakalandı. Maalesef toplam 29.227 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü COVID-19 hasta tablosu ise şöyle gelişti. Dün akşam itibariyle aldığımız tabloyu söylüyorum. Maalesef vaka sayılarında bir dönem 6.000'lere kadar düştüğümüz sayılarda çok korkutucu bir yükseliş var. Tabii bunda yapılan test sayısının yüksek olmasının da etkisi var elbette ama iyileşen sayısından çok çok yüksek olması gözümüzü korkutan başka bir etken. Vaka sayısı dün 145.130 olarak belirlendi. Hasta sayısı 814, vefat sayısı 67 ve iyileşen sayısı da 9.193 olarak belirlendi. Onun için de efendim her ne kadar bazı kısıtlamalar gevşetilmiş olsa da özen ve dikkatimize belki de her zamankinden daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz bir de mutasyonlu virüsten bahsediliyor. Daha hızlı yayıldığı, daha bulaşıcı olduğu, evet aşıların koruyuculuğu tartışılmaz ama orada bile hala aşı oldum diye kendinizi salmayın, maske, mesafe, hijyen kurallarına uyun diye öneriler geliyor. Malum 2 gün sonra yine cumartesi, biz turuncu bölgedeyiz ama bunların maviye dönmesi de bizim elimizde. Tekrar kırmızıya dönersek hepimize çok yazık olur. İnanın bana çok yazık olur. Evet hocalarım, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle gerçeğin peşinde başlıyor. İlk konu efendim Ayşegül Hanım olacak. Ayşegül Hanım bir çocuk gelin aslında. Nedenine gelince 1985 yılında evleniyor ama o zaman 15 yaşında. Kocası kaç yaşında? 35 yaşında. Tam bir çocuk gelin hikayesi. Arda arda dünyaya gelen 3 çocuk ve iddiasına göre kendisine hiç danışılmadan, danışılsa bile 15-16 yaşında çocuğun nasıl bir fikri ya da orada bir dahli olabilir ki? 2 kızı birden evlatlık verilmiş, şimdi onların peşine düşmüş kızlarını arıyor Ayşe Hanım. ...51 yaşındaki Ayşe Gülcan, 32 yaşındaki Ceylan ve 31 yaşındaki Zülal'i doğar doğmaz evlatlık verdi. Yıllardır evlat hasretiyle yanıp tutuşan acılı anne kızlarını bulmak istiyor. Ben annenin ne olduğunu bilmiyordum. Küçük yaşta anne olmamış. Nefesiz. Emrah kardeşini buldu mu? Oğlum beni de bulduysan ben dışarıda el değilim, annenizim. Beni de götür adresini ver dedim. Vermedi. Neden başını yakacağım dedi. Bir sene önce Ceylan'ı buldum. Babam vermedi. Sen verdin. Senin başını yakacağım dedi. Ceylan ve Zülal nerede? Ceylan'ım nerede sen gel kızım? Zülal! Kızım. Ayşe Gülcan kızlarına kavuşabilecek mi? Biraz daha. Ayşe Hanım programımıza 2010 yılında evlendiği Mehmet Bey'le birlikte geldi. Mehmet Gülcan'la. Kendisi de eşinin çocuklarını bulması için destek oluyor değil mi Mehmet aynen, Bey? Aynen. Çok mu ağlıyor? Evde çok mu üzgün? 10 yıldır tadımız duzumuz yok. 10 yıl oldu evleneli. 10 yıl, evet. Ne yapsam, nerelere götürsem bu içindeki sızıyı atamadı. Üst sefer Denizli'ye getirdim. Gayip bürosuna müracaat ettim.
Oradan bir yazı yazdılar kayıp bürosundan. Bunu da şimdi Ayşe Hanım'la biraz konuşacağım da. Yani çok üzgün. Evet. Ve 10 yıldır sen bunu birebir yaşıyorsun. Aynen, Mehmet Bey. Aynen yaşıyorum. Ayşe Hanım, başka çocuğun olmadı değil mi sonrasında? Hayır efendim. Mehmet Bey'le evliliğinizden de olmadı. Olmadı efendim. Peki Ayşe Hanımcığım, bu iki kızının birini galiba 1 yaşındayken en son mu gördün? 1 yaşındayken. Ceylan'ın 1 yaşındayken gördüm. En son gördüm. Birini de hemen hastaneden 2 günlükken filan mı? Evet, evet efendim. Doğrudur. Peki, bana efendim demene gerek yok. Serapçım de, Serap abla de, ne dersen de. Ya işte. Öyle deme, şey ol. Peki, şimdi hikayeni dinleyelim. 15 yaşındayken 35 yaşındaki adamla kim evlendirdi seni Ayşe'cim? Şimdi şöyle efendim, iki tane kardeşi vardı. Isparta Büyük Gökçeli kasabasında. Bu kardeşler aracı usulü oldular, vesile oldular yani. Ben dedim, daha yaşım küçük, evlilik yapmayı düşünmüyorum. Dediler ki, baban öldü, 83'te baban öldü. Mecbur evlilik yapmak zorundasın. Sana o bir tane oğlan kardeşin sahip çıkmıyor. Ve öbür kız kardeşin de sadece sahip çıkmıyor. O yüzden bir annenle kaldın. Annen yani ameliyeye giderse geçim imkanı sağlayacak. Ameliyeye gitmezse, yani tarlaya takıya gitmezse geçim imkanı sağlayamayacak. O anda aracı usulü verildi, evlilik. 35 yaşındaki adamla evlendi. Evet efendim. Önceden yüzünü gördün mü? Yoksa hani bir de nikahtan Hayır. sonra görülüyor, düğünden Hayır, sonra. Hayır, nikah esasında görüldü efendim. Orada gördün. Evet. Bir baktın evleneceğin adam o anda yanında evet. yani. Ona... Ben şok geçirdim o anda ama çare... Peki sana söylemediler mi, bu adam çok büyük senden yaşça falan? Hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorum. Yanında baban yaşında bir adam oturuyor 15 yaşındayken Öyle yani. Yani. Bana Doğru kimse mu? Yol göstermedi ki. Ne yaptın, şok oldun? Şok geçirdim efendim. Sonra 3 tane çocuk oluyor. Emrah 34 yaşında. Ceylan şu an 32 yaşında. Zülal 31 yaşında. Kızlar niye evlatlık verilmiş de Emrah durmuş mesela? Şimdi ölen eşim tarafından ben bu Ceylan'a evlatlık veriyorum dedi. O anda da oğlana evlatlık istemeye geldiler. Ben oğlana vermedim evlatlık. Kızı verelik dedi. Oğlan dedi, benim dedi ilk göz ağrım olduğu için dedi, oğlan dedi yanımda kalsın dedi babası. Sonra. Ondan sonra ben dedim, sen oğlumu vermedin dedim, evlatlık dedim. Kızımı neye veriyorsun dedim. Sadece yani evlendiğimden bu yana 85'ten o seviyeye gelinceye kadar gün aşırı tartışmalı günüm geçiyordu. Dayakla, zopayla, karakolla, savcılıkla o günlerim geçiyordu. O anda da işte bu Ceylan'ım dünyaya geldi, Ceylan'ım gitti. 15 günlükken gitti. Ayşe, benim anlamadığım şu. Bu çocuklar yoksulluk yüzünden mi veriliyor? Para evet. karşılığı mı yani. Veriliyor? Niye onu insan evladını ama, verir diyor? Onu bilmiyorum işte. Niye vereceğim diyor mesela adam? Allah rahmet çünkü eylesin. Çalışmıyordu. Çalışmıyordu. Yani devamlı her türlü şeyler vardı. Gayrimenkul, içki, kumar. Gayrimeşru ilişki, evet. kumar, evet. alkol. Evet efendim. Ve çocuklara bakamayız diye doğuruyordunuz. evet. Hemen veriyordu. Sen karşı duramıyordun yani. Ben dayakla günüm geçiyordu zaten. Yani neydi karşıda gelsem dayağı yiyip oturuyordum şöyle. Gayrimeşruysa acaba çocukları bir bedel karşılığında mı verdi? Bir de bunu da düşünmek lazım. Ya parayla mı veriyor? Parayla çalışmıyor mı? Da diyorsun yani, ya. 90 öyledir. Olabilirdi. Bilmiyorsun. Hı, olabilirdi yani. İmkanım olmadığı için bir şey yapamadım. Peki Ceylan 1 yaşına kadar yanınızda mı kaldı? Hayır. 15 günlüktü. 15 günlüktü. Hastaneden... 1 yaşında gördüm de Deniz'i de gördüm. Ha, anladım. Peki bu Ceylan'ı doğumları hastanede mi yapıyordun orada? Evet efendim. Peki Ceylan'ı dünyaya getirdin. Eve geldiniz. Emrah zaten evde. Evet. 2 yaş var aralarında. 1 yaş var. 1 yaş. Evet. Eve geldiniz. 15 gün sonra rahmetli kocan dedi ki bunu evlatlık vereceğiz. Hı. Kime veriyoruz dedi. Soyadını söylemeden bir isim varsa söyle. Gülümser diye bir kadın. Gülümser diye bir kadın. He, ona da o gün için söylemedi eşim. Çocuk gitti. Bir hafta sonra ben ismini öğrendim kadının, eşimden. Aslında soyadını da öğrendin. Aslında, ama söyleme. He, soy ismini o zaman söylenilmedi. Soy ismi oğlum, kızımın izini bulduktan sonra oğlum söyledi. Peki bu Gülümser denen kadın kimmiş? Niye ona vermiş? Sen tanıyor musun? Tanımıyorum.
Hiç tanımıyorsun. Hiç, daha yüz yüze gelmedik. Karşı karşıya hiç etmedik. Peki bu Osman vefat eden eşin, o da mı tanımıyormuş? Birisi mi aracılık etti? Demek ki o tanıyor ki. Yani benim çocuğumu bir anda direktman o kadına vermekte... O zaman parayla verdi. Tabii yani. Muhtemelen hamileyken, bebek beklerken anlaştılar. Tabii. Pazarlığı bitirdiler. Doğar doğmaz da verildi. Sen ağlıya sızlaya çocuk gitti. Evet, geldik Zülel'e. Bir sene sonra da Zülel'i dünyaya getirdin. Evet. Ayşe Hanım. Zülel'in evlatlık verilmesi nasıl oldu? Şimdi şöyle, onu da hastanede doğum yaptım. O anda ölen eşim yanımda değildi. Ben hastaneye gittim de, doğum esnasına gittim de. Dediler ki senin günün var dediler. Yani sabah gittim, akşama tekrar sancıla içtim, tekrar bir daha gittim hastaneye. O anda gittikten sonra dediler senin doğum gelmiş. Yani doktorlar mesafe şey yapıyorlar ya, mesai değişme şeyinde. Yani gündüzki doktor, akşamki doktor arasında çok farklılık oldu. O anda akşamki doktor beni hastaneye yatış yaptı. O anda çocuğumu doğum ettikten sonra bu Osman Bilici, işte eşim diyemiyorum da, içkili vaziyette üstünü başını yırtılayıktan oraya gelme, bağırma çağırma olaylar yapmış. Hastanede. Hastanede he. Burada yani kafaya sıyıran bir vatandaş var. Hastanedeki hastaları rahatsız ediyor, huzursuz ediyor. Bunu karakolum çağırdı yoksa yani ne, nasıl çağırıldı onu bilmiyorum. O anda tabii ben sesi duydum. Ondan sonra sesi duyduktan sonra bana aşağıya çağırma taraftar oluyor. Ben de hemşehriler geliyor diyor ki eşin gelmiş burada bağırma çağırma olayı yaptı. Bizi rahatsız etti. Seni çağırıyor. İnecek misin aşağıya diyor hastanede. Ben de diyorum ki yüzünü görmek istemiyorum. Yani benim zor günümde, dar günümde yanımda olmayan bir insanı ben bunu istemiyorum diyorum. Tamam abla diyorlar orada hastanede. Bu Ceyar diye bir abi. Hasta yani, bakıcı mı orada? Temizlik şirketleri şey yapıyor yani. Ceyar diye lakabı var herhalde. Ceyar diyorlarmış. Adı Ceyar. Ceyar mı adı? Adı Ceyar. Hmm. Ondan sonra o diyor ki hani, ya diyor hemşerilere. Yani arkadaş aralarında konuşuyorlar. Bu çocuğun hayatı karanlık. Çocuğu kurtaralık diyorlar. Çocuktan için, Zülelim'den için. Annesini hani bakış edilmiyor rezillik yapazı. Çocuğu bir zengin aile alıp gidiyormuş. Almış yani. Zenginmiş aile. Hastaneden gelip almış. Yok. Biz hastaneden çıkıyorum. Doğum ediyorum. Hastaneden çıkıyorum. Bir hafta sonra hastaneden çıkıyorum. Annem rahmetli çocuğu götürüyor. Hastaneye de teslim ediyor. Zengin bir aileye. Bu arada peki Osman'ın Bilici'nin bundan haberi oluyor mu? Yani hangi aileye gittiği... O da demek ki vardır efendim. Bu iki çocukta böyle evlatlık verildi. Evet. Fakat Emrah verilmedi evlatlık. Verilmedi. Emrah'la görüşmeye devam ettiniz. Fakat Emrah son yıllarda seni dövmeye başlamış. Evet doğru. Oğlu sana kötü davranmaya, kötü sözler söylemeye başlamış. Doğrudur. Ve demiş ki ben Ceylan'ın izini buldum. Doğrudur. Ama sana ağır bir bedel ödeteceğim. Ne demek istiyor Emrah? Ben de ona dedim açıklamasını yap oğlum dedim. Şimdi sen dedim dolduruşa geliyorsun. Elin günü lafınla bakılırken annen kalbini kırıyorsun. Ben sizlere hiçbir zaman yani kötü olmanızı istemedim. Yani gücümün yettiği kadar sizi destekçi olmaya çalıştım ama bunu babanız anlamadı. Ve anlatmaya fırsat vermedi. Benim yani günlerim dayakla geçti. Buna dedim sen anlamıyorsan elin günü dolduruşa geliyorsun bana dövüyorsun. Ben bir hafta tek başıma evde, yani hiç kimseler yok yanımda, bir Allah'ımla baş. Ben komada yattım bir hafta. O zaman Mehmet Bey ile evde değil miydin? Evde değildim. Gelip evde oğlun seni dövdü. Kardeşlerime evlatlık verdin diye. Bunu sen dedi karşı tarafına işbirliği yaptın dedi, kardeşimi sen sattın parayla dedi. Birileri buna böyle doldurmuş o zaman. İşte ya amcaları ya halaları. Onlardan başka kimsenin olduğuna olmaz yani. Şimdi 1,5 senedir Emrah'la görüşmüyorsunuz. Telefonla bile konuşmuyorsunuz. Hani telefonla görüşülüyor da tehdit olayıyla görüşüyoruz yani. Mehmet Bey sen de görüşüyor mu Emrah? Annesini tehdit ettiğinde sen alıyorsun telefonu. Tabii, oğlum tabii. Yapma ne yapıyorsun tabii. Diye. Ne diyor? O diyor kafayı sıyırmış diyor. Onunla diyor şey yapma sen diyor akıllısın. Senin konuşmaların hoşuma gidiyor diyor. Bırak demiş yakasana demiş. Çocukların. Bunu.
benden için yakasını tabii. bırak. Boşa diyor yani. Tabii. Annemi boşa diyor. Ben evlendikten bir ay sonra dedim buna, senin dedim toprağını özlemişindir. Çünkü ben Akşehir'de yaşıyorum, bu İsparta'da. Dedim bir toprağına götüreyim. Attım arabaya, götürdüm. Babasının anasının mezarını okuduk. Ablasıyla görüştürdüm. Oradan oğluna geçtik. Oğlu da Keçiborlu'da o zaman. Bir gece onlarda kaldık. Gelin dedi ki bu çocuğu sen dedi ilk ve son defa görüyorum. Bir daha göremezsin. Torunla yani. Torunla. Kendi çocuğundan için. Allah Allah. İşte ondan sonra olaylar devamlı böyle tartışmayla geçti yani. Tartışmayla geçti. Peki Ayşe'cim, bu öbür iki çocuk tamam verilmiş. Diyelim ki senin de rızan var. Emrah evlatlık verilmemiş ki, sana kızgınlığı niye? İşte onu anlayamadım. Bir türlü anlayamadım, çözemedim. Peki bir de diyorsun ki Ceylan'ı ben bir yaşındayken gördüm. İşte öğren babası... Nerede gördün? Denizli'de o kadının evinde. Gülümser o, kadının gülümser evinde. Gülümser denen. Evet. Kim götürdü oraya seni? Babası götürdü. Çocuğunu gör ha, diye. Kavga dövüş ettik işte, dedim ya kavga dövüşte gün geçiriyordum evet. diye. O anda emniyete gittik. Emniyette dedim ki bu çocuk gitti. Bana dedim yardımcı olabilir misiniz? Dediler ki emniyette biriniz annesi biriniz babası. Yani bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Ben dedim yani çocuğumu gidip göreceğim. O evet. anda da bir hafta 10 gün geçmişti yani görmediğim. Beni götürdü gitti yani emniyetin baskısı altıyla götürdü Denizli'de vardık. Denizli'nin girişinde 9 kavaklar var. Kadın orada ikam ediyordu bu Gülümser Hanım denen bayan. Tek başına mı, kocası falan var mı? Yoktu, o zaman kocası yoktu yani. Çocuğu götürdüğünde... Bekar hiç... birisine vermiş yani evet. çocuğu. Kaç yaşlarındaydı Gülümser Hanım? O zaman yanılmıyorsam Serap Hanım 22 veya 23 yaşlarında. Allah Allah. Çok enteresan. 35 yaşında üzerine alabiliyormuş. Yani evlatlık evet. almak istese bile ne 35 yaşında üzerine alabiliyormuş. Ama 35 yaşını doldurduğu zaman benim çocuğumun ikameti Isparta'da... Ama zaten şey, kuruma vermemiş ki. Tabii tabii. Şöyle bir şey netleştirmek adına. Yani çocukları hastanede doğurduğunuzu beyan ettiniz. Nüfusunuza geçti değil mi? Evet efendim. Yani sizin kütüğünüze geçti. Evet. Sizin çocuğunuz olarak anne adı Ayşe, baba adı işte eski kocanız Osman, olarak evet geçti. Efendim. Dolayısıyla daha sonra bir takım şeyleri imzalamak zorundasınız. Yani. Çünkü yani iddialarınız doğruysa yaş 15-16 ise o yaşta yani o korku ve endişe içerisinde her şeyi imzalayıp her şeyi kabul edebilecek bir yaşta. Çünkü 35-36 yaşında bir de CR dediğimiz bu Dallas filminin kötü karakteriyle birlikte hareket eden bir tane kocasının olduğunu düşünün. Yani her şeyi kabul edebilecek bir yaşta. Ama nüfusa geçtiyse ondan sonraki evlatlık müessesesinin resmi kayıtlarla olması gerekir diye düşünüyorum. 22 yaşında bekar bir kadının evlatlık alması her türlü akla mantığa aykırı. Muhtemelen size teselli etmek için o kadın kucağında gösterdi. Başkasıdır yani evlatlık verilen. Yani bir de acaba kocanızın o zaman bu kadınla bir ilişkisi mi vardı? Onu bilmiyorum efendim. Değil mi yani durup dururken? Kesinlikle. Yani her şeyi düşündürüyor bir yani. Kamuflaj da olabilir şey o 22 yaşındaki kadın. Böyle kamuflaj da olabilir. Gerçekten başka birine de verir. Bakın 15 yaşında evlendim. 16-17 yaşında çocuk sahibi olmuş. Yani böyle bir cehennemin içerisinde bir kadın olarak düşünün bunu. Evet. Yani her şeyi kabul doğrudur, edebilecek he? bir yaş. Yani Ayşe Hanım şu anki yaşıyla düşünmemek lazım. O anki yaşı, çocukluğu, çocuk yaşı, elinde çocuk. Böyle 15 yaşındaki bir bebeğinin elinden alınan 16 yani. Yaşındaki bir kız olarak düşünün. Bir de oğlunuzun sizden nefret etmesiyle ilgili kocanız nasıl öldü? Efendim? Kocanız nasıl öldü? Niye öldü? Ben boşandıydım efendim o zaman. Hayır ama evlatlık verdikten bir sene sonra öldü diyorsunuz. Hayır. Benim çocuklarım gidiyor. Arada zaman geçiyor. Ay geçiyor, sene geçiyor. 92'de bunu vuruyorlar yani. Öldürüyorlar. İşte onun için acaba size mi suç atılıyor? Onun yüzünden mi vurdular deniyor. Niye nefret Hayır. etsin çocuk çünkü? Katili falan bulundu mu? Bulundu, yattı çıktı, o da öldü. Ha. O da öldü. Yani çocuklar ya da Emrah'ın babasının ölümüyle ilgili sizi suçlamıyor Emrah. Yok. Yok. Aradan zaman Sadece, geçti. Sen diyor karşı tarafa kardeşimi anlaşma yaptın. Kardeşimi para karşılığını sattın. Hesabını yapıyor yani karşı tarafa. Belki o zaman baba vefat etmeden önce
Emrah'a böyle söylüyordu. Emrah soruyordu belki, baba niye benim kardeşlerime evlatlık verildi? Oğlum anne verdi, para aldı karşılığında filan diyordu. Peki bu Gülümser Hanım'a gittiniz. Ceylan'ı gördün 1 yaşında. Daha sonra bir daha o eve gittiniz mi? O ev boşaltıldı mı? Ben o eve gittim, şöyle gittim. Gene böyle kavga esasında da olmuştu. Dedim karakolluk olmuştuk. Karakolda ekiplerin şeyinden çıktım. Yani dedim başıma bir iş gelirse. Garajdan bindim otobüse, gittim Denizli'ye. 9 Kavaklar'da oturuyordu işte kadın, o anda adresi orasıydı. Vardım, ev sahibi çıktı o anda. Kapının ağzında dinleniyorum zaten ev sahibi. Buyur kızım, sen neye geldin buraya? Ben dedim çocuğumu görmeye geldim, almaya geldim dedim. Sen dedi hiç boşuna gelme dedi. O ev sahibi dediğimiz kadın. Neye dedim teyze? Senin dedi çocuğun dedi gitti dedi. Gideceği yere dedi. Peşini de arasan dedi bu saatten sonra dedi bulamazsın. Yani o Gülümser çocuğu da alıp ortadan kayboldu. Evet, o zamandır bu zamandır adres olayı kayıp. Sonra 1,5 sene önce oğlun Emrah dedi ki ben Ceylan'ın ailesini ve evini, adresini buldum dedi. Evet. Ve niye söylemiyormuş sana peki Emrah? Niye bunun bedelini ödeteceğim sana gibi bir laf etmiş? Onu bilmiyorum işte Serhan Hanım. Bilmen lazım. Onu açıklamıyor. Onu açıkla diyorum, daha eşim de burada. Açıkla oğlum diyorum. Bana düşmanın ne, kastın ne? Bana açıklamıyor. Sen oraya gidildiği zaman diyor, başına geldiği zaman diyor, o zaman öğrenirsin diyor bana. Dediği kelime bu, başka demiyor yani. Yani Ceylan kötü bir durumda mı ki? Bak, zor durumdaymış. Ha? Zor durumdaymış yani. Ha. Yani şunu mu demek istiyor? Bak sen kardeşimi verdin, kardeşim kötü bir durumda yaşıyor. Kötü şartlar altında, belki başka bir şeyleri kastediyor. Böyle yaşıyor ve bunun sorumlusu sensin. Hı-hı. Gittiğinde sana göstereceğim ve sen bunun vicdan azabı altında ezil. Bunu mu demek istiyor yani acaba? Herhalde bir ihtimal öyle anlamına getiriyor. Şimdi Ayşe Hanım sen... Efendim? Peki o zaman da adı Ceylan mıydı 1 yaşındayken de? Evet. Kadın Ceylan diye mi sesleniyordu? Yeni bir isim vermemişti yani. Yok, vermemişti. Şimdi sen... Biri 31, biri 32 yaşında olan iki kızını, Zülal ve Ceylan'ı, birini en son 1 yaşında gördün, birini 15 günlükken gördün. Evet. Onları arıyorsun, bir de bu Emrah'la diyorsun, oğlumla da bir barışayım diyorsun herhalde. Evet, doğrudur efendim. Peki, o zaman bu konuya bugün bir adım atmış olduk. Şimdi başka bir konuya geçeceğim ama Yıldız, seninle konuşmak istediğim bir mesele var. Şöyle ki, biliyorsun yayında ben sana sordum. İşte anneni getirelim mi? Anneni görmek ister misin? Hı-hı. Sen de evet dedin. Şimdi biz annene ulaştık. Annen bir kere ne telefona bağlanmak istiyor, hı-hı, ne de yayına gelmek istiyor. Onun galiba üniversitede falan okuyan çocukları varmış. İşte var, evli, evet, eşi var, vesairesi var. Onlar istemiyor bir. Hı-hı. Onlar da senin anne bir kardeşin oluyor aslında. O kardeşlerinle hiç iletişimin yok mu? Yok. Hiç. Seni uzak tutuyorlar. Uzak. Annen sadece şunu söyledi. Benim telefonumu verin. Ben bir ara ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım. Hı hı. Bana numarasını verin ya da benimkini ona verin. Evet. Onunla konuşmak isterim dedi. Nasıl ulaştınız ya? Biz ulaşırız. Ama asıl mesele niye annen seni yeni evliliğinden, çocuklarından, onlar da senin kardeşin, uzak tutuyor? Mesele bu. Daha da önemli bir konuyu konuşacağım seninle. Aha, tamam. Büyük oğlum. Adı? Muhammed. Muhammed. Evet. Sen hep dedin ki, hani biz dedik ki sana onunla da buluşturalım. Çok özledim oğlumu. Çok özledim, evet. Kaç aydır, ne kadardır görmüyorum dedin. Ya 5, 6, 7 ay oldu. 7 sene oldu. Sene. Sene. Ay değil ama sene diye geçiyor. Ve dedin ki bize... Sesini duyuyorum, konuşuyorum ama... En son ne zaman konuştun? En son... 1 sene önce. 1 sene değil, birkaç ay oldu yani hemen. Yıldız... Efendim? Bu Muhammed, sen bize dedin ki Iğdır'da bir rehabilitasyon merkezinde dedin. Evet, demiştim hemen. Iğdır'daki o rehabilitasyon merkezinde, hı hı, Muhammed diye birisi yok. Aa. Senin oğlun orada değil. Aradığımız hiçbir yerde değil. Allah Allah. Allah Allah. Senin oğlun nerede Yıldız? Senin oğlun öldü mü? Hayır. Hiçbir yerde yok senin oğlun. Olamaz öyle bir şey. Yok.
Yani bak, hangi rehabilitasyon merkezi? Bak, Iğdır neresi? Bak, şimdi sen biraz önce dedin ki annemi nasıl buldunuz? Ben dedim biz buluruz. Ama Muhammed Karataş diye söylediniz değil tabii mi? Ki de. Tabii ki de. Orada zaten kaç tane yer var ki arkadaşlarım? Yani, farklı bir yerlere mi, şehirlere mi gönderildi acaba? Acaba ama bunlardan haberinin olmaması mümkün mü Yıldız? Yani insan evladından bu kadar bir haber yaşar mı Yıldız? Arıyorum ama İnsan kendi evladından habersiz yaşar mı Yıldız? Tabii. Yok sayıyorsun o zaman sen. Hiç bana ulaşamadı Yıldız, gerçekten. Yıldız 7 yıldır görmüyorsun ya. Şimdi senin 6 yıldır hemen 6-7 tamam. Yıl oldu. 6-7 yıl oldu. Senin daha altınların şurada 1,5 ay önce falan gitti. Hmm. Onun dışında evde altınlar yastığın farklı içinde... Farklı yerlere gönderdiyse bizi haberdar ederdiler. Tabii ki. Ama yok. Oğlun ölmüş bile olabilir ve senin haberin yok. Sen o altınları evde bir şeyin minderin içinde tutuyordun. 2 tane çeyrek bozdurup kocanla gidip bir oğlunu görmedin Yıldız. Evet. Iğdır yani Amerika demiyorum sana. Iğdır diyorum ya. Evet. Kendi ülkemizin içinde bir yer. Ve çocuktan haber yok. Çocuk orada değil. Farklı yerlere göndermişler oğlumu o zaman. Bundan haberiniz olurdu. Babanın vesayeti altında zaten. Babası onun vasisi. Ve çocuk ne senin dediğin Iğdır'da var. Bir iki yer Tuzla demişsin mesela. Tuzluca. Daha önce Tuzla demişsin. Tuzluca evet. Iğdır Tuzluca mı neyse. Orada rahat. Yok. Onu takip eden birkaç yere baktık. Yok. Yani senin Aktaş mıydı soyadınız? Karataş. Karataş. Muhammed Karataş hiçbir yerde değil şu anda Yıldız. Nerede oğlum? Allah Allah şok oldum. Yani sosyal hizmetlerde farklı nerede olabilir ki? Valla yani... Kaçtı mı ne oldu? Ama bu çocuk zaten kaç yaşında? 23-24 yaşında yani oğlum. Bu çocuğu sosyal hizmetler zorla tutamaz ki. 18 yaşından sonra ama diyorsun ki... Farklı yerlere de göndermiş engeli olan. Sebebiyle rehabilitasyon merkezindeydi farklı diyorsun. Farklı bir yerlere şimdi bana yerlere doğruyu söyle. Oğlunla tamam 6-7 yıldır görüşmüyorsun. Hı hı. En son ne zaman telefonla konuştun? En son birkaç ay. Artık doğruyu söyle. 2 ay önce falan konuşmuş olamazsın. Mümkün 3 ay değil. Önceydi herhalde. Görüntülü konuştu, ulaştı bana. O görüntü birden kapandı. Ben de telaşla bir dakika cep telefonu kullanıyor muydu ki? Cep telefonu değil, oradakilerle görüştürüyordular beni. Oradaki kim görüşüyordu? Yetkililer vardı oradaki yetkililer. Yani senin oğlunun şu an nerede olduğuna böyle şok olmana ben şok oldum. Oğlunla ilgili bir şekilde haberdar olamaman, kendi evladınla ilgili hiçbir şey bilememene ben şok oldum. Senin aa falan şok olduğun tabirine ben şok oldum. Nasıl insan evladıyla ilgili olarak gerek farklı şey... yerlere de göndermiş olabilirler veya. Peki 3 ay önce sesini duydun, yüzünü gördün. Evet. Sizin normalde Muhammed Rehabilitasyon Merkezi'nde de olsa ayda bir, haftada bir konuşma imkanınız oluyor. Var, görüşüyoruz. Evet. Niye aramadın mesela 3 aydır görüşmedim diyorsun. Niye 3 aydır aramadın? Ya yani çok özledim diyorsun ya. Çok özledim, evet bu bir gerçek. İşte onun bunun derdine düştük, kızların derdine. Kendi oğlumu da unutmaya işte çalıştım herhalde. Yüreğimde ama şu an çocuğumu unutacak kadar da öyle güçsüz değilim ama. Bak, ama sizin söylediğiniz beni şok etti gerçekten. Evet. Oğlun hiçbir yerde yok. Allah Allah. Yani bir yerlerde öldü kaldı mı ne oldu haberin yok şu anda senin. Ve 3 aydır da çocuğu aramıyorsun ki bir haber İyidir alasın. İyidir dediler. İtkiler bana iyi olduğunu, müdürler iyi olduğunu söylediler. Babası da aramıyor. Babası da yıllardır görmemiş. Ya biz de zaten İstanbul bize olduğu yakındı zaten. Görmemiz çok güzel, kolaydı. Ama Iğdır, Tuzluca zaten buradaki sosyal hizmetler yaptı. Yani benim çocuğumu ta oraya kadar götürmenin ne sebebi var? Allah'ını seversen ya. Ben çocuğunu aramaman için hiçbir şey engel değil senin için. Şimdi sosyal hizmetlere atma Yıldız ben lütfen ya. Ben göndermek istemedim. Eşim gönderdi. Ben göndermek istemedim. Gene eşim dedi gitsin oraya. Bak, oradaki kayınbabalarım ailem gitsin görsün diye. Yani Fizan'da olsa bile oğlun görmedim. Senin onunla haftada bir olsun en kötü. Hadi her gün olmak zorunda da bir anne için. Ama bizi haftada bir olsa ederdiler. İnsan görmek ister. 3 ay sonra şimdi diyorsun ki sosyal hizmetler böyle yaptı. Yok sonra diyorsun ki babasının suçu. Kim bir hangi kurumda? Tuzluca'da onu ben tek şey yapamadım ama belki birkaç tane kurum da var orada. Yani bir tek kurumda... Hepsini araştırdık Yıldız. Hepsini. Bu isimde birisi yok.
O kadar söyleyeyim sana. Allah yani Allah. Sen altınlarının peşine düşüp buraya gelecek bir kadınsın. Hala da biz Erdal'ın da peşindeyiz. Evet. Hala da o işin peşindeyiz. Onu merak etme. Ya çok kötü bu arada, bir şey olursa giderim ben. Durmam buralarda. Bu imkansız. Arada kader de yakında yaşını dolduruyor 18'ini. Ben çıkıp giderim. Bakalım ne olacak? Bence Erdal da onun yaşını doldurmasını bekliyor zaten. Hı. Öyle bir beklentisi var. Ama bence oğlun içinde endişelenmeye başlasan iyi olur. Ben gideceğim zaten. Ama özür kabahatinden beter dedik. Çok kötü bir şey olursa giderim dedi. Kötü bir şey olmaktan yani değil. Yani oğlunun ölmesini mi bekliyorsun? Ölmesini bekliyorsun değil. Yani. Şimdi kötü de bir şey olursa giderim dedin yani. Dönerseniz uçakla da giderim. Yani bu gidecek kadar da güçlüyümdür. Ben evladımdan asla vazgeçmedim. Babasının yüzünden oldu. Benim yüzümden değil zaten. Ben hatta eşim edinim buradaki yetkililerle görüştüğümüz anda zaten ilgilenmiyor. Kaderle ilgilenmediği süreçte şimdi oğlum ta ıdır tuzluca. Sen niye ilgilenmiyorsun Yıldız? Babası ilgilenmiyor oğlum, diyelim. Oğlum Pendik'teydi. Bana yakın peki, bir yerdeydi. Peki Yıldız. Dediğim aha. gibi bu işleri de bunu da takip ediyoruz. Erdal konusuyla da ilgili gelişme yaşayacağız inşallah. Evet. Kaderi de takip ediyoruz. Ama ben darmadağın olmuşsunuz. Ben geç. O kadarını söyleyeyim. Şimdi olduk. Bir anne bu 11 senedir kızına hasret olduk. Bir anne Sakine Hanım. Dün Tuğba biliyorsunuz yayına çıktı. Ve pek ailenin hoşuna gitmeyecek şeyler söyledi. Yani anneye özellikle bir şeyi var, kırgınlığı var. Şimdi aileyi alacağım, yeğeni ve annesini ve Tuğba da bugün telefonda olacak. Zannediyorum biraz daha düşündü, taşındı ve söylemek istediği çok önemli şeyler varmış. Annesinin Ayşenur ve eşi tarafından zorla tutuluyor dediği Tuğba, ailesiyle tekrar yüzleşti. Tuğba annesiyle neden görüşmek istemiyor? Baba ben annenle görüşmek istemiyorum. Kızım ben sana ne yaptım? Ailesi neden tehdit edildiğini söylüyor. Tabii ki insanın aklına ilk gelen şeyler bunlar olabilir ama kesinlikle böyle bir şey yok. 11 yıldır neden Aynur'un evinde kalıyor? Devletin bilmem bir yetkilisi bile gelse bu çocuğu benden alamaz. Onun annesi artık babası da bundan sonra benim. Siz neden hiç tanımadığınız bir kızı yanınıza alıyorsunuz? Sakine Hanım kızıyla görüşebilecek mi? Birazdan. Samet hoş geldin. Hoş bulduk. Sakine Hanımcığım hoş geldin. Sakine Hanım gerçekten yürüme güçlüğü çekiyor. Problemleri var. Sağlık sorunları var. Ama 3-4 gündür burada hani kızından onu mutlu edecek, umutlandıracak bir cümle bekliyor hala. Samet de öyle. Teyzemsin, anne yarımsın. Lütfen bize gerçekleri söyle. Ve çok inandırıcı bulmuyorlar. Tuğba dün canlı yayındaydı. Bugün de ifade etmek istediği bir şey var. Sizden rica ediyorum. Yine biz dinleyelim Tuğba'yı. Çok girmeyelim konuya. Dinleyelim de Seremen bir dakika bir şey söyleyebilirim. Ha, söyle canım. Bu şey Aynur Hanım bana bu tehditlere söylerken Tuğba yanımda yoktu. Şimdi ondan Tuğba'ya yalan geliyor. Beni değil annem hani benim aileme, aile biliyor onu ya, aileme iftira atıyor diye. Ümit hani Ümit Bey derken de yoktu. Şey Aynur Hanım derken de yoktu. Sen bana hani polis de getirsen, savcı da getirsen, vali de getirsen, cumhurbaşkanı da getirsen bunu benden alamayacağım. Bu kızı ben sana vermeyeceğim dediğinde Allah şahidim Tuğba yoktu. Tuğba ondan bilmiyor çocuk. Şimdi yalan geliyor ona. Duymadı Tuğba bunları. Bu lafları duymadı. Ondan sonra Ümit Bey dediğinde de duymadı. Teyze böyle hani daha fazla üstüne gitme. Benim size tercihim şeyim. Çok kötü şeylerle karşılaşıyorsunuz. Çok kötü şeyler karşınıza çıkabilir diye. Öyle dediğini de Tuğba duymadı. Şimdi ondan bana iftira attı sana diyor beni. Olabilir. Fakat he. belki de he. Tuğba şu an mesela dün de ekranda söyleyemediği bazı yaşadığı belki aile içinde işte sizinle olan problemlerini vesairelerini çok net onlara anlattı. Onlar da bunu biliyorlar ve sizden korumaya çalışıyorlar. Yani hiç aklıma başka şeyler de geliyor. Şu kadarcık bir şey. Serap Hanım sonuna kadar gideceğim bu işin. Çok şeyler hani bulama geldi. Orada yaptırırlarmış. Gündüz çalıştırırlarmış. Yeni daha haber aldım. Hani isim vermeyeceğim. Bak üç kişi oranın yerlisi. Eskişehir'in. Öyle değil. Bu Eskişehir'de bazı bayan kuaförleri daha sonra ama sadece hani onlara karşı değil.
etmeyelim. Yerine kötü işler gidelim. Yapmak isteyen herkes her şehirde yapabiliyor. Evet. Yapmak istemeyen yapmıyor. Bunlara kulak asmayın. Duyduğunuz her şeye inanmayın. Bazı şeyleri araştırdık, gözümüzle gördük. Kuaförü, bakkalı, onu bunu kötü insan her yerde kötüdür. İlle kuaförlük yapıyor diye böyle bir şey yapacak değil. Efendim kendisi çok mazbut bir dükkanı var diye yapmayacak değil. Mesleki olarak ne olur bunları hiç birbiriyle karıştırmayalım. Tuğba'yı ben tekrar bir telefona alayım. Tuğba'cığım merhaba. Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Tuğba, paylaşmak istediğin bir şey olduğunu söylediler bana. Seni dinliyoruz yavrum. Serap Hanım, sadece sizinle hiçbir soru kabul etmiyorum asla. Tamam. Kesinlikle beni dinleyecekseniz anlatmak zorunda olduğum için anlatacağım. Lütfen. Hiçbir şekilde abile demelerini istemiyorum. Lütfen kesmeyin, olur mu? Araya girmeyin. Lütfen kesmeyin. Hiç kimse konuşmasın. Oradaki avukat beyden de diğer bir efendiden de rica ediyorum. Bana asla bir soru dahi yöneltmesinler. Peki. Ben anlatayım. Lütfen beni dinleyin. Ondan sonra da ben kapatayım izninizle. Peki. Olur peki mu? Peki Tuğba'cığım. Bakın Serap Hanım, ben 29 yaşına kadar yaşındayım. Yani bekar bir gelecekle ilgili planları olan genç bir kızım. Yani 29 yaşında genç bir kızım. Tamam mı? Evet. Ve utandığım için, yani böyle nasıl söyleyeyim, artık nasıl söylenir onu bile bilmiyorum. Söyleyemediğim şeyler vardı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve maruz kaldığım için söylenilenler, internette yayınlanan şeyler, sosyal medyada konuşulan şeylerden dolayı ben açıklama yapmak zorunda kaldım. Ve bunu sadece size söyleyeceğim. Peki. Bir kere söyleyeceğim, daha fazla söylemeyeceğim. Daha fazla bu konunun uzamasını istemediğim için, bu açıklamayı yapmak zorunda olduğum için de çok rencide oldum, çok rezil oldum zaten açıklayacağım için. Şu an konuşurken bile sesim titriyor. Tuğba, İnanın yani bu yaşadıklarımın gözümün önünde Tuğba, geliyor. Tuğba az çok bak, az çok konuyu biliyorum. Senin rencide olmanı gerektirecek hiçbir şey yok. Senin durumunda olan insanlar konuşmadığı için o olaylar ne yazık ki hala yaşanmaya devam ediyor. Senin utanacak hiçbir şeyin yok. Tamam? Anladın sen benim beni. Benim kendi tarafımdan olmayabilir. Bakın Serap Hanım, yaşadığım şeyleri size anlatayım, olur mu? Benim dönmeme sebebimi size söyleyeceğim. Tamam mı? Tabii. Söylüyorum. Bakın, ben orada yaşadığım müddetçe bazı çalıştığım iş yerlerinde, isim vermeyeyim, kendimden yaşlı büyük insanlar tarafından tacize uğradım. Tamam mı? Evet. Kendi aile yakın fertlerim tarafından da, bunların isimleri de biliniyor. Ama sesimi kapatırsanız eğer sadece size isim de verebiliriz. Ben biliyorum zaten kim olduğunu. Annem de bunu biliyor. Üzerinde bile durmadı. Farklı bir şeyler olmaz deyip geçiştirdi belki. Bunu sizden rica ediyorum. Ben size tek tek isim de vereceğim. Bunu mecbur olduğum için canlı yayında söylemek istedim. Çünkü benim hakkımda yazılanlar, çizilenler, ne kadar umursamasam da bu insanlar, bana sahip çıkan insanlar hakkında yazılanlar, çizilenler her ne kadar doğru olmasa da bunlar söyleniliyor. İnsanların aklına acaba mı sorusu geliyor. Ve kimse tabii bunu bilmediği için aklına gelen ilk şey bu oluyor. Bakın ben çok yakın akrabalarım tarafından da bu tacize maruz kaldım. Ama çok küçük olduğum için, parasal gücüm olmadığı için, oralarda çıkıp avukat edecek param yok, kendimi savunacak, bunları kanıtlayacak gücüm olmadığı için bunlarla uğraşamadım. Aileme söyleyememiştim ama buraya karakola geldiğine de anneme söyledim, abime söyledim. O küçük abim çıksın söylesin, isim verdim ben onlara. Daha bilmedikleri birçok şey var, açıklamadım ama ben bunlara maruz kaldım. Üzerinde bile durmadılar. Ha, ne yapabilirlerdi bilmiyorum. Birçok şey yapabilirlerdi. En azından manevi olarak benim yanımda kalabilirlerdi. Bana destek olabilirlerdi. Ben bu yüzden bekaret raporumu alacağım. Dün yine karakollardan çıkamadığım için yine gidemedim hastaneye. İnanın halim de kalmamıştı. Alacağım. Sizden tek ricam bu insanların ağzını kapatmak için. Çünkü inanın ruh sağlığım çok bozuldu. Etkilendim ben. Gidip tedavi olacağım. Bir psikologdan yardım alacağım. Kaldıramıyorum. Etkileniyorum söylenilenlerden. Her ne kadar kendimi bilsem.
duymanızı istiyorum. Sizden de. Yani bu insanlar hakkında bilip bilmeden bana sahip çıkan insanlar hakkında, ablamlar hakkında konuşulanlar yüzünden özür dilemenizi istiyorum. Yani çünkü hiçbir şey bilmeden konuşuyorlar. Orada Samet'te çok küçüktü, daha 8-9 yaşındaydı. O da bilmiyor, hiçbir şey konuşuyor. Konuşulanlara, söylenilenleri iyi yönde söylenilen şeyleri çok yanlış anlamışlar. Yanlış aksettiriyorlar orada. Bunları anlatmak zorunda olduğum için de, yani konunun uzamasını istemediğim için de anlatıyorum. Yani sesim duyulmasın, sizlerin özel olarak konuşsanız da anlatabilirim daha neler duyduğumu, yaşadığımı. Tuğba'cığım. Anlatabiliyor muyum? Eğer ki dinleyecekseniz. Ben sizinle reklam arasında da konuşabilirim. Tuğba'cığım, bunu annenle paylaştığında olur böyle şeyler, ufak tefek şeyler bunlar mı dedi sana? Ya beni geçici, evet Serap Hanım söyledi. Yani bir sene önce söyledim, 1,5 sene önce söyledim. Nerede? Üzerinde durmadılar. Fazla bakın onlara cevap hakkı vermeyin. Ben görüşmek istemiyorum hiçbir şekilde. Ne Eskişehir'de, ne Ordu'da, ne İstanbul'da, neresi, hiçbir yerde. Hep geçiştirdim onları. Asla, yani asla. Zaten Tuğba, tamam, ben sen, size bu konuyu, sen bu konuyu konuş. Zorunda kaldığım için açıkladım Serap abla. Tamam mı? Tuğba'cığım. Tuğba'cığım, yavrum bir saniye. Bir saniye yavrum. Zaten Tuğba, sen bunu cümleyi kurduğun anda annen ağlamaya başladı. Yani ilk kez duyduğu bir şey olmadığını ben şu anda anladım. Bunu daha önce duymuşsun sen. Dedim Serap Hanım, bir müsaade edersen oğluma dedim, biz Ordu'ya gidince, Eskişehir'den Ordu'ya gidince ben bu adamı şey yapıp ele şeye vereceğim dedim. O anne dedi bilmiyorum dedi, hani şimdi nerede olduğunu bilmiyorum adam dedi. Gene onu. Hayır, aileye yakın birisi de var, bana söyledi, ben biliyorum her şeyi. Bunları da bu kız sizinle paylaşmış. Sana işte o Ümit Bey'in bu işin üstüne gitme, çok kötü şeylerle karşılaşırsın demesinin sebebi aile içindeki o kişileriyle yüzleşmek. Tabii. Zorunda kalacaksın. Kaldı ki sen bunları biliyorsun. Daha Tuğba bu cümleye girer girmez, Sakine Hanım bu cümleyi kurar kurmaz sen ağlamaya başladın. Diyor ki ben küçükken de bunu, yani fark edersin, bir anne olarak da fark edersin. Her türlü çocuğun davranışlarından fark edersin. Onun için diyoruz çocuklara inanın, inanın diye. Bu kız bunlara maruz kalmış ve ailede yakın birisi de var. Onu da burada tabii ki ben biliyorum. Sen de biliyorsun. O yüzden kırgın ve kızgın. Bence o aileyle de bunu paylaşmış. Onlar da bence iyi niyetle aman oraya gitme demiş de olabilirler. Bak şimdi yani Tuğba'nın konuşmalarından çıkarıyorum. Bilmiyorum. Tamam, bir dakika söz. Kalabilir miyim Serap Hanım? Madem bu 11 sene mi oldu, ne zaman olduğunu bile bana açıklamadı. Niye o zaman söyleseydi ya? Abisi bile dedi ki kardeşim şimdi mi söylüyorsun? Bize söylediğinde ne yaptınız ki? O zaman söylese ne yapacaktınız? Ben diyeyim ya sadece beyim hasta, ben hani okumuştum ya, oğlumu hani öne kattım. Ya polise gidip ortalığı yıkmak, ortalıkta çığlıklar atmak için okumuş olmak gerekmiyor. Attı. Cahilliğinizin arkasına sığınmayın. Tamam. Nerede attın çığlığı? Herkes cahilim cahilim deyip sıyrılıyor. Sakin Hanım, çığlığı nerede attın? Kızın sana böyle bir şeyle geldi. Eskişehir'de ya. Söyledi. Annesinin avukat yanına Bey. Geldi ya kız çocuğu böyle bir şeyle ilgili. Çığlığı nerede attın? Orada işte yani dedim. Çığlığı nerede attın? Nerede bağırdın ve ortalığı birbirine kattın? Kızın böyle bir şeyle bir şikayetle yanına geldiğinde. Nerede bağırdın çağırdın? Bağırmadım avukat bey. Oğluma niye dedim. Niye bağırmadın hani, çağırmadın? Bağırdım da şeyde Eskişehir'de söyledi bize Tuğba onu. Ne yaptın diyor peki. Taner Hoca da diyor ki yıllar önce söyleseydi diyorsun da bir sene önce söylediğinde ne yaptınız diyor. Oğluma dedim işte oğlum hani bu adamı bulalım hani polise verelim şey derim şikayetçi olalım. Oğlun ne yaptı? Oğlum dedi ki hiç müsaade etmedi bana, dedi ki anne dedi ortalığı karıştırma, bu adam çok zengin adam. Ne demek adam karıştırma ya? Bu Hakan kardeşinin. Bu nasıl? O zaman Hakan değil haklı ya. Haklı tabii. Böyle görüşme, abi böyle olur hakikaten. Görüşme. Tamam. Zengin böyle bir şey dedi. Olabilir mi ya? Başa çıkamazsın dedi. Adam ya. Bir de çıkmış abi bugün şey oldu. Benim anneannem bana bu lafı bugün dedi. Ben Gülcan dayımı bir de aradım. Bir saniye Tuğba konuşsun biraz. Zengin dedi çıkamazsın altından dedi. Ya şimdi vallahi çok yüksek sesle kötü bir şey söyledi. Vallahi öyle dedi bak. Sen de bıraktın peşini zengin adam benim diye. Benim aklım ermiyor. Ya bırakın ondan sonra da abi olacak. Çıkıyor konuşuyor. Gelmiyor da gitmiyor da bir ay oldu da.
Ben olsam seni silerdim bile abi olarak. Hiç görmezdim. Yani, büyük yani çok haklı Tuğba. Çok haklı. Çok haklı. Bir dakika. Bir sene önce söylemiş bu kız. Bu anne bırak peşini zengin adam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey dedim. Ondan sonra da abi olarak sahip çıkacaksın. Yok öyle bir şey. Efendim Tuğba lütfen girmeyin. Samet zaten diyor ki ben şimdi duydum. O yüzden ona hiçbir şey demiyorum. Bir sene önce sen dursaydın Samet böyle susar mıydın? Ben teyzem beni biliyor. Ben bugün duydum. Bugün bile ben anneanneme bak görevler de vardı. Anneanneme çok kızdım. Baştan niye söylemedin diye ilk çıktığımızda dedim. Benim teyzemden tek istediğim bir şey var. O adamın adını burada söylemesin. Bütün olduysa bu. Hayır. Başkası da var. Onu da söylerse burada o zaman kıyamet kopar. Ben yine söylüyorum. Ordu'dan o adamın ismini ben bulacağım. Benim teyzemden de duydum. Burada bütün herkes duydu. Ben teyzemin dün de dedim her zaman arkasındayım. Ben de teyzeme buradan söyleyeyim. Gözün arkanda kalmasın. Benim haberim daha bugün oldu teyze. Sen gittin gideli ben şu kadardım. Ben sana yine dedim dün ben senin arkandayım. Senin bu ağla gözyaşın döküldü ya. Ben bu adama... ...varken abisi bunun abisi peşine sahip düşmemiş. Sahip çıkmadıysa yeğeni var abla. Bunun bir abisi var. Abisinin haberi olmuş ve sahip çıkmamış. Benim haberim bu yok ama. Bu kız kendini niye yalnız hissetmesin? Benim haberim yok tabii ama. Tabii ki sizden kaçacak. Benim haberim bugün tabii oldu. Tabii ki annesinden ben kaçacak. Ben her zaman... Tabii ki abisinden kaçacak. Benim de haberim yoktu ama abi. Benim bugün tabii haberim ki gidecek oldu. O aynı ürünlüktür onlara sığınacak. O zaman aklıma şu geliyor. Gitti. Senin oğlun o zaman bu adamın peşine karıştırmayalım. Zengin adam deyip gidip belki de şantaj yapıp para aldı adamdan. Tabii. Evet. 4-5 tane avukatı vardı. Olabilir. Bugün olabilir. Gene aradık oğlumu. Dünkü konuşan... Avukatı olabilir ya. Avukat hani avukatı var diye, avukat parası var diye öyle bir şey yok. Ama masum kişiyi de tabii ki savunacak. Avukat da onun için var zaten. Dünkü konuşan büyük oğlumdu. Büyük oğlumun haberi yok. Her neyse o ya da öbürü. Bir dakika. Büyük oğluma o da yeni duydu. Bana bir sürü fırça attı. Küçük oğluma da daraldı kardeşine ki ben bu 2 sene önce siz bu olayı biliyordunuz da bana neden söylemediniz diye. Büyük oğlumun haberi yok. O da yeni duydu da. Küçük oğlumla beraber gittik biz Eskişehir'e. Bize söyledi. Abi dedi ben böyle böyle tacize uğradım. Böyle böyle adamlarla 2 tane adam ismi söyledi. Birini biliyorum adam isminin. Söyle. Sakın. Bir tanesi tanıdık tamam, değil mi? Tamam sen burada söylemesen de bana birisi, söyleyeceksin. Bir aileden birisi var bir tane değil mi? Aileden birisini bilmiyorum. Var. Onu da söylemiyor kız ki bilmiyorum. Ortalık kan gölüne dönmesin diye. Bu kadar basit. Onu bilmiyorum. Tuğba konuşsun şimdi. Evet, sadece Tuğba. Taciz eden adamları bilirsin. Tuğba yalnız değilsin. Teyze ağlama. Hiç boşuna ağlama. Benim bugün haberim oldu. Bak hiç boşuna ağlama. Ben senin için o adamı olmadı. Anneannemi tehdit edeceğim. O adamın ismini... Hukuk yoluyla da çözerim. Bu adam parası varsa hukuk yolunda da her türlü bu adam parasıyla konuşur. Avukatları varsa konuşur. Tamam ben hukuk yönünde çözeceğim. Hukuk yönünde çözülmezse abi müsaade etmedi. Abiye dedim ben bulalım dedim. Ben bu teyzemin gözyaşında sorarım ortalığı o adama. Hani böyle ele verelim meydana çıkartalım dedim. Abin buralı olmadı. Ben neyi bileyim çocuğum tamam, ben sen de dayılarına söyleseydin, amcalarına söyleseydin. Efendim öbür oğluna söyleseydin, Samet'e söyleseydin, dava açılsaydı, onun 3 avukatı varsa sizi 5 avukat gelirdi. Duyarlı insanlar orada toplanırdı. Söyletme dediğim sana müsaade edin. Kız haksız ya, bu mı yani? Bu annelik şimdi değil ya, ama Sakin Hanım hiç kusura bakma. Oğlum yapma deyince ben sustum demek de annelik değil Sakin Hanım. Bir şey kızın o senin kızın aklı. Kızın. Kızım canım oğlu evet. Yok namusunuza leke gelecek diye mi sustunuz siz? Niçin sustunuz? Adam çok zengindi. Altına adam çıkamadık anne dedi. Adam isterse katrilyon olsun. Kim teyze, olursa olsun. Teyze keşke beni aradığında keşke bu lafı bana söyleseydin teyze, bak. Devreştirme dedi, karıştırma dedi. Hala yine izin vermiyor. Bak, İşte sizin gibiler yüzünden bu kadınlar hala taciz edilmeye devam ediyor. Bu adamlarda bu cesareti bularak cesareti taciz bulur. Etmeye devam çünkü ediyor. Çünkü bu adamlar bu gizlilikten, bu korkudan besleniyorlar. Sana biraz telefon açtı. Biraz gene Tuğba müsaade konuşsun. Etmedi. Sakin an tamam. Gene Tuğba. Müsaade etmedi. Efendim telefonum. Abla diyordun, hoşuma gidiyordu. Abla da sen. Serap abla.
ağlama. Hiç ağlama. Biliyorum, hiç ağlama. Serap Hanım. Sakin Hanım. Bir dakika ne olur. Ya Serap Hanım, ben yıllar önce de herkese söyledim. Yani bu tartışmaların ailesinde bir de öyle iki kişi var. Yakın akrabalarım tarafından bunlar, benim akrabalık bağım var. Bu insanlarla bir değil, üç değil, beş değil. Hangi birini söylesem ne oldu? Söyledim de ne oldu? Ne oldu? Ben ya ben bir şey söyleyeyim mi Serap abla? Bak ben ortada değil, burada güvendeyim. Tamam. Anlayabiliyor musunuz? Anladım. Beni? Ayrıca şimdi yaşın ya, büyük. Ordu'da da ya, kendini güvende hissedersin ama oraya gitmek istememeni anlayabiliyorum. Ben kendime psikolo oldum. Kimseden yardım alamadım. Kimseleri açıklayamadım. Söyleyemedim. Kendi içimde yaşadım. Ya gerçekten bu olay uzayacak diye. Bu program uzayacak diye. Ondan dolayı ben hani bunu olayı burada anlatayım. Belki konu kapanır. Öyle düşünüyorum. Kapanır mı bilmiyorum. Bu program nasıl ilerliyor? İnanın ki sürdüğü şey bilmiyorum. Kapanır hani, tabii ki şöyle. Biz sadece senin emniyeti olduğunu. Yani evet, bırak... ben güvendeyim. Bu insanlar sahip çıktı bana. Bu insanlara da ben anlattım. İlk başta anlatamadım tabii ki ama bu olaylar da böyle gündeme gelince daha da ayrıntılı bir şekilde anlatmak durumunda kaldım yani. Ben bir şey araya girebilir miyim? Lütfen yani, Tuğba. Tuğba yani kendi Tuğba kendimi sorumlu hissettiğim için araya girmek istiyorum. Tabii tabii. Kesinlikle buyurun. Bu konu unutulmayacak. Ve sana ya, bunu yaşatanların hepsi en ağır cezayı çekecekler. Ve biz de bu iddialarına inanarak senin arkandayız. Ben de senin arkandayım. Yani bu konuyu bugün kapatmayacağız. Belki yayından alabiliriz, yayından evet, kesebiliriz. Sen bir daha bu konuyla ilgili olarak burada konuşmayacaksın ama hukuk aleminde, savcılıkta, ağır ceza mahkemesinde ben senin arkandayım. Serap Hanım senin arkanda, aynen, Taner Hocan senin arkanda. Ve bu işi burada bırakmayacağız, haberin olsun. İsterse ya, 11 değil, 21 yıl geçmiş oldu olsun. Bunlara da lütfen özür dilemelerini istiyorum. Yalan yanlış şeyler. Bunların özür dilemesini için bir tarafa bırak. Sana bunu yaşatanların hapis cezasıyla cezalandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız biz, haberin olsun. Ya yok, tamam çok teşekkür ederim. Bir saniye Tuğba, bir şey daha var. Ayrıca ben Serap Hanım'dan onun eşinden de gerçekten özür dilenmesini tabii istiyorum. Tabii ki özür de dileriz. Tabii ki dileriz. Bana özür dilemekle değil aşılmaz. Baba, abla abi görevi gördüler. Tuğba yani, bir yanlışımız. Gibi de Tuğbacığım. Gerçekten böyle sahip çıktılar. Tuğbacığım inanın, bir yanlışımız olduysa biz de özür dileriz. Ayrıca hocam da bir şey söyleyecek ama aklına çok önemli bir şey geldi. Yıllar önce Sakine Hanım'ın bir oğlu bir derede ölüsü bulunuyor. Cinayete kurban gidiyor ve cinsel istismarda bulunulmuş çocuğa. Evet, şimdi bu kişilerden biri katil bulunamadı. Katil bulunamadı. Hayır. Kimin öldürdüğü belli değil. Yani efendim Tuğba. Ben bulunamamış. Ben bunu öğrendiğimde küçük yaştaydım. Sordum, anne hiç mi peşine düşmediniz? Bu insanlar yani yurt dışından, şehir dışından alacak insan değil. Görüyoruz, okuyoruz, yaşıyoruz. Bunlar tabii bunları yaşamamıştım ama yaşadıktan sonra taciz olayını çok daha net anladım. Bunlar kesin akraba içinden, köyden bir yerdedir dedim. Yani fındık bahçesine gidiyor. Babam, abim, küçük ölen abim fındık bahçesini temizlemeye gidiyorlar. Yaz ayında yok tuvalete gitmek için kaçmış, derede yüzmüş, boğulmuş. Boğulduktan sonra, ölüsü bulunduktan sonra şeye çıkmış, ne o otopsi şeyi almışlar. Ondan sonra otopsi tanımıyordum, çok küçükmüşüm. Ki şu an bile çok yıprandım. Şey yapamıyorum ama yani tanıyamadım yüzümü görmediğim için. Vakit geçiremediğim için ama yine de etkileniyorum. Ama peşine düşmemişsen ben nasıl, benim annem var, babam var, iki tane abim var, ablam var diye. Nasıl orada yaşayayım da hayatımı yani o adam da zengin bir adamdı da onun için mi peşine zengin düşünmedi? O zaman bunu mu düşünelim yani? Insanlar. Biri müşteri, diğer yani çalışan işlerin sahipleri. Ya yani, Sakine Hanım Allah aşkına 20 sene sonra aslında. 20 sene sonra buraya evladının katilini aramaya gelenler var. Bu olay aydınlanamamış ve aileden hiç kimse bir şey yapmamış. Aydınlanmaz Zerap abla, ben sana söylüyorum bak, akrabalarımdan da diyorum bir tercih eden oldu. Onlar iki tane bir değil iki tane yani. Ben
ben orada kalmaya devam etseydim bunların daha fazlası olacaktı, ben biliyorum. Belki o zamanlı yavrucaksa o aileden tanıdık bir yakınlardan birinin kurbanı. Onu da hesaba katmak lazım. Belki Tuba'yı taciz eden aslında o katil. Aslında katil olan kişi. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çok yüksek bir ihtimal. Beni bırakın. Eğer abimle ben katili diyorum. Çok özür dilerim. Bir reklama gideceğim. Tuğba'cığım bir de sakinleş. Belki her şerde bir hayır vardır. Kesinlikle. Belki başka bir şeye vesile oluyorsun şu anda. Evet, Birol Aslan kaybında ki cinayet büroda biliyorsunuz dosya. Kilit isimler var. Bunlardan bir tanesi birlikte soruşturma geçirdiği o dönem Kırka'da kooperatif başkanı olan Mehmet Kara. Bir diğer kilit isim yakın arkadaşı Zeki ve Zeki'nin aileye söyledikleri ama sonrasında hiçbir şekilde iletişime geçmemesi ve aileye de ben bunları hatırlamıyorum demesi. Bir başka kilit isim aslında hemen en yakından başlar her zaman kadın içinde erkek içinde eş. Çünkü biz şu ana kadar duyduk ki Birol Bey aslında o gün sadece eşi Ayşe Hanım'a intihar edeceğini, canına kıyacağını, başında çok büyük bir bela olduğunu ve çocukları alıp gitmesi gerektiğini söylemiş. Bu kilit isimler üzerinde konuşacağız. Zeki Bey ile ilgili neden böyle bir tereddütümüz var, neden bu şekilde konuşuyor ve davranıyor? Bununla ilgili bir veterinerimiz var. Mehmet Kara, kooperatif başkanı, canlı yayında. Yanında yine muhabirimiz Murat var. Ben Mehmet Bey'e önce şunu sormak istiyorum. Mehmet Bey, sizin o dosyada ödenmedi, görünen vesaire, onları dün Hasan Bey ile konuştunuz ve orası bağlandı. Yani orada bir sıkıntı yok. O yüzden daha önemli meseleler, orası çözüme kavuştuğu için söylüyorum. Tamamen bir ihmal sonucu oluştu, ortaya çıktı. Mehmet Bey, size şunu sormak istiyorum. 12 Haziran 2013 günü siz evden aldınız ya 9-9.30 gibi Birol Bey'i. Bir yarım saat 45 dakika sonra da iş yerine yakın bir yerde aracınızdan indirdiniz. Sizden hemen sonra eşini arayıp çok büyük bir bela var ve canıma kıyacağım dediğine göre... Sizden sonra bunu söylediğine göre araçta ne konuşuldu, ne oldu ki böyle bir motivasyonu, böyle bir umutsuzluğu, karamsarlık oluştu Birol Bey'de? Şimdi Serap abla, evvela abi şunu açıklık getireyim ben. Dünkü o para meselesinde sadece orman avukatınla orman işletmenin arasındaki bir kopukluk bu işe neden olmuş. Ben 2013'ten bugüne kadar orman işletmesinden kısadan 5 trilyon para çekmişimdir yaptığım işlerin karşılığında. Yani orada bir kopukluk böyle bir şeye neden olmuş. Ben 85 milyonun karşısında ödenecek bir şeye kalmadı diye ısrarla... Tamam, aslında Hasan Bey size bir iyilik yapmış oldu. Yani Hasan Bey sayesinde bir hata ortaya çıktı ve size... Bunu düzeltme imkanı doğdu. O yüzden sizin söylediğiniz doğruymuş. Ama kağıt üzerinde de Hasan Bey'in söylediği doğru. Gelelim öbür konuya. Arabada ne oldu ki iner inmez ben canıma kıyacağım. Başımda büyük bir bela var dedi. Sizden sonra çünkü konuştuğu hiç kimse yok. Karısından başka. Şimdi Zerap abla, arabada konuşulan şeyler benim lehime, aleyhime değil. Birol'un da lehine, onun da aleyhine değil. Yani nihayetinde bir soruşturma başlamış. Ben diyorum ki Birol, bu işi beraber, yani yok desek de kim inanır? İkimiz yokuz bu işte desek inanır mı buna millet? Bu iş böyle bir şey, şikayet sonucunda sayım yapılmış, mal dağdaki mal eksik gelmiş. Birol neyse bunun şeysini çekeceğiz. Burada ne ben seni satarım dedim, ne sen beni sat. Neyse bu işe yanacaksak da beraber yanacağız. Kurtulacaksak i̇şte da beraber kurtulacağız. Ben de diyorum ki orada başka bir şey olmuş olması lazım ki. Oradan inip Serap karısına büyük bir bela var başımda. Çocukları al git demek aslında sizin de hayatınız tehlikede demek. Yoksa niye böyle bir şey söylüyorsun, canıma kıyacağım demek.
Başka bir şey olmuş olması lazım diyorum. Hayır, hayır, hayır abla, hayır. Kesinlikle başka bir şey yok. Yani ben buradayım, gün gelir, bir ol çıkar ortaya, sorulur, sorulacak da bunlar. Kesinlikle arabada en ufak ona kırıcı, hakaret edici yahut tehdit gibi yahut asla, asla. Peki asla böyle size şey şunu söyledi mi arabada? Ben böyle bir soruşturmayı kaldıramam. Ya yarın bir gün ya hapis cezası çıkarsa bunu da kaldıramam. Ben canıma bile kıyarım. Size böyle bir şey söyledi mi? Şimdi geçen bak dedim, eğer öyle bir şey demiş olsaydı ben orada dedim ki, hatta silahım da var dedim. Orada siz yanlış yerlere gitti konuda. Ben öyle bir şey yapmış olsa, öyle bir şey yaptığında kime sorulacak bir onun cinayeti veyahut da kendini öldürmesi? Bana sorulacak. Niye ben öyle bir diyen adamı orada serbest bırakayım ki? Bu bana sorulacak. O zaman, ve de bana soruluyor şimdi. O zaman direkt Ayşe'ye döneceğim. Ayşe, senden başka kimseye canıma kıyacağım dememiş. Sana gerçekten böyle bir şey söyledi evet, mi? Gerçekten söyledi Serap Hanım yani. Bak ben kendim yani başımda dedi, kooperatif başkanıyla yaptığımız işler ortaya çıktı dedi. Ben kendimi öldüreceğim dedi. Şimdi öldürmezsem hapse girince öldürürüm kendimi, yine öldürürüm diye. Dünkü gibi aklımda ya, unutulur mu bu? Kooperatif başkanıyla yani görüşeceğim tabirini daha önce kullanmış mıydınız? Evet. Kooperatif daha ilk geldiğinizde. Kooperatif başkanıyla yaptığımız işler ortaya çıktı. Ben onunla evden bağlandığımda bile sanki söylemiştim. Sanki bu detayı vermediğiniz gibi aklıma geldi. Yok yok. Telefonda söylediğini söylemiştim. Bu şey kooperatif başkanını söylemiştim. Buranın evden bağlandığımızda söylemiştim. Çünkü yani. Çünkü sabahleyin zaten yatak odasında siz evet. Mehmet Bey'le bir konuşmasına tanık oldunuz. Bu belayı sen sardın, başıma sen kaldır dediğini. Fakat evet. Mehmet Bey böyle bir konuşma geçmediğini söylüyor. Bunu yalanlıyor. Evet. Ama siz diyorsunuz ki Ayşe Hanım, hayır evet, böyle bir konuşma duydum. Geçti. Evet. Sonra da kahvaltı yaptık. Moralsizdi son bir haftadır. Evet, bir hafta. Pencereden baktım, Mehmet Bey'in aracı geldi. Bana söylemedi Mehmet Bey beni gelip alacak diye. Pencereden de benim küçük oğlum gördü. Anne evet. Babam arabaya biniyor dedi. Ben de baktığımda zaten arabasını biliyorum hani. Mehmet Karan'ın arabası. Öyle ama söylememişti. Mehmet abi mi diyor artık, neyse, gelip beni alacak demedi. Demedi evet. Ayşe demedi. Dün Mehmet Bey bağlanamadı ya, bu belgeleri falan toparlıyordu. Evet. Dedin ki benim de Mehmet Bey'e soracağım ve söyleyeceğim şeyler evet. var. Buyur Mehmet Bey karşında. Şimdi şöyle bir şey, bizim yani Mehmet Bey'in o an bilmiyorum da hani ben irde sormuyordum hani eşime. Şeyini, arabasının bozuk muydu, arabasını satmış mıydı o dönem bilmiyorum. Birkaç ay bizim arabamızı kullandı. Mehmet Bey. Evet Mehmet Bey. Ben hatta eşim dedi böyle böyle araba nerede dedim. Hani dışarı çıkıyorum gidiyorum, arabayı görmeyince eşime sordum. Dedi Mehmet Kara'ya verdim. Niye dedim, ben de işte arabası artık bak hatırlamıyorum, arzım yaptı sattım ne dedi, birkaç ay kullanacak dedi. Ben de dedim ki niye verdin dedim, yani köy yolu mahveder arabayı dedim hani. Ya verdim işte istedi, şey yaptı dedi, ben de kıramadım ver dedi. Eve birkaç ay sonra, belki iki ay belki üç ay yani tam olarak hatırlamıyorum ayını. Eve geldiğinde eşim işte arabayı teslim etmiş artık eşime, bir kağıtla geldi. Niye bu dedim, tüpünü değiştirmiş dedi. Arabanın tüpünü değiştirmiş dedi Mehmet Kara. Ben de niye böyle bir şey yapmış dedim. Bilmem dedi, herhalde birkaç ay kullandı ya dedi. Tüpünü değiştirmiş yani benzin dedi. Benzin koyarsın ya arabayı aldığında doluysa, onun tüpünü, yerine o da sanırım, tüpünü doldurmuş. Tüpünü değiştirmiş. Şimdi yılı araba, dolmuş. Demek o, tüplü araba tüplü var ya. Tüplü arabalar var ya. Değiştirmek normal, dedim. Tamamen değiştirmiş. Tüpün şeysini değiştirmişler. Tamamen tüpü tankını değiştirmiş. Tankını değiştirmiş. Tankını değiştirmiş. Yani, ben doğrusunu anlatıvereyim. Aşablı'ya da katılıyorum. Aynen anlattığı doğru. Şimdi benim araba arızalı mıydı? Şu anda hatırlamıyorum da. Yoksa şeysi mi yoktu? Fenni muayenesi mi yoktu? Bir durumdu. Bir oldu arabayı fazla kullanmıyordu. Arabayı ben aldım bir oldan. Doğru. Dedi başkan, arabaya binebilirsin ama arabanın fenni muayenesi dolmuş. Yahut da doluyor. Yalnız tank normal tarihi itibariyle tankın süresi dolmuş. Fenni muayeneden geçmeyecek. Tankın değişmesi lazım dedi. Ben de Afyon'a götürdüm. Arabanın tankını değiştirdim. Fenni muayeneden geçirdim. Bir miktar kullandım. Bir ay mıydı, iki ay mıydı neydi? Doğru aşağı yani dedi. O tankın bedelini yani. Siz aldınız mı daha sonra kendisinden?
Hayır. Aldım. Kullandım adamın arabasını. Bir iki ay kullandım. Yani. Peki Ayşe'cim buradan nereye varmaya çalıştın sen? Yani ben hani şöyle varmaya çalışıyorum. Şimdi eşime böyle jestler yaparak, böyle ufak tefek jestler yaparak eşimi bu yolsuzluğa mı itmeye çalıştı yani? Bunu merak ediyorum. Bir de bu tatil meselesi var ya, o 3000 liranın size ödenseydi, Mehmet Bey, o 3000 lira size iade edilseydi, o bütçedeki açığı her ay ödenen bir miktar olması lazımdı ve Ayşe Hanım onu fark ederdi. Çünkü aslında paranın yönetimi Ayşe Hanım'daydı. Dolayısıyla öyle bir para ödenmediğini düşünüyoruz. Ayşe Hanım da öyle düşünüyor. Bir de şöyle bir şey var, hani benim eşimin maaşı dedim ya 2000 küsürdü o zaman, ama bir de bizim mesela memurların, orman muhafaza memurların yaz sezonunda yangın parası oluyor. Ayrıyeten bu. Mesela o zamanki günde 300-350 gibi benim aklımda kalmış. Eşim onu diyordu ki, ben onu arabanın şeylerine kullanıyorum. Hani yapılacak yerlerini yaptırıyorum. İşte tekerleri değişecekse onları değiştiriyorum. Onu öyle kullanıyordu yani. Ama 6 ay gibi bir süre. Yani herkes bağlanabilir bu konuda. Ormancı arkadaşlarımızdan da hani rica ediyorum. Böyle bir yangın parası. 6 ay devlet yangın parası. Maaş artı. Böyle ama bir şey o maaştan her ay 300 lira, 500 lira eğer Mehmet Bey'e ödenseydi, evet, tatil parasını iadesi olarak bunu bilirdin sen. Bilirdim zaten, ama ben tatil parasını peşin yatırdım zaten. Kendi maaşımızı çektim. Ama ben o vermiş zaten. Vermiş ama benim ondan haberim yok işte yani. Şöyle o oldu. O eşimle arasında olmuş. Benim İşte o para iade edilmemiş size belli ki. Yani Ayşe'nin söylediği şu. Benim kocama jestler yaparak, tabiri caizse hani yemleyerek benim kocamı yolsuzluğa mı sürüklüyordu Mehmet Bey? Evet, aynen. Şimdi insanlar o kadar ucuz değil ya. 2-3 milyar lira için, o zamanın değerinin 2-3 milyarı. Yani bu kadar bir şey için filan, böyle büyük bir şeylere filan. Hayır, öyle bir şey o kadar ucuz değil. Ayşe Hanım, sabah Mehmet Bey mi aradı bürolu? Onu bilmiyorum. Ben yatak odasına gittiğimde telefonla konuşuyordum. Yani arabanın sizin evinizin önünde olduğunu söylediniz. Eğer Mehmet Bey aradı ve kocanızla konuştuysa, bir gün önce Mehmet Bey ile Birol arasında bir tartışma olmuş ve bu konu konuşulmuş olmalı ki Mehmet Bey de Birol daha işe gitmeden bir alayım, arabada bir konuşayım. Ondan sonra belki de sakinleştireyim, bir şekilde iyi bir hale getireyim, öyle gitsin konuşsun tarzında evin önüne gelmiş diye tahmin ediyorum. Yok, evin önüne değil, yol kenarında. Yakın işte yani. Almaya gelmiş demek. Almaya gelmiş demek. Evet. Yani işe gitmeden önce Birol'la görüşmeye çalışmış, görüşmek istemiş. Ben aradım Mehmet Bey de diyor ki, onu daha önceden şey de sormuştu. Hayır, Mehmet Bey mi aradı, Birol mu aradı? Sonuçta sizin anladığım kadarıyla Mehmet Bey aradı. Sen açtın bu işi başıma, sen temizleyeceksin. Yani ben yatak odası. Tabirini sen kullandın. Evet, sonuna doğru. Dolayısıyla bunun için Birol sabah aramaz. Mehmet arar ve Birol buna cevap verir. Acaba evet. Mehmet Bey bir gün önce de bunlar konuştular, bu meselelerle ilgili de sabah iş yerine müfettişlerle görüşmeden önce Birol Bey'le daha önceden görüşmek için mi oraya geldi sence? Yani ben daha önceden de zaten geriye dönük eşimin telefonlarında mesela diyelim ki 60 kişiyle görüştüyse 30'u yani Mehmet Kara ile görüşmüş yani. Sık sık görüşme, hı-hı, telefon görüşmesi yapmış onunla. Ama benim o gün sabah yatak odasını açtığımda eşim konuşuyordu. Artık o mu aradı, o mu aradı, onu bilmiyorum. Mehmet Bey, bir gün önce siz görüştünüz mü? Bir araya geldiniz mi Birol'la? Şimdi Hasan abi. O sabah görüştünüz Mehmet Bey. O sabah görüştünüz ya, geldin kapıdan aldın. O günün akşamı veyahut da gecesi siz Birol'la bir araya geldiniz mi? Devamlı görüşüyoruz. Devamlı görüşüyoruz. Yani mesela bir gün önce ne ya, görüştünüz mesela Mehmet abi? Bir gün ya, önce ne görüştünüz? Bir gün önce şimdi ne görüştüğümüzü hatırlamıyorum da, ama ya o bir kere bir tartışma falan kesinlikle yok abi ya. Sabah sen mi aradın, o mu aradın? Yok. Hayır, yok. Sen efendim, niye sabah geldin evden almak için oraya geldin? Niye görüştün? Gidiyor. Bak bir. Ya bu arada bir soruşturma başlatılıyor. Bir sayım yapılmış. Hayır Mehmet abi. Sabah oraya niye gelip konuşmak için evlerinin önünde onu bekledin yani? Sebebi neydi? Abi kaç siter açık var? Bir gün öncesi sayım yapılmış. Sayımdan haberim yok. Kaç siter çıktı, ne oldu? Ya abi bunu ben bir ola soracağım. Ya bir ola sayımda çünkü bir ola var. Akşam konuşmadınız mı bunu yani? Niye sabaha bekledin? Ya bu akşam konuştuk konuşmadık bilmiyorum şimdi. Evet, adamına çok sık konuşuyoruz. Zaten cinayet bir odada, kimin ne zaman... Hayır, ben akşam bu meseleyi... Mehmet abi, akşam bu meseleyi konuşmadınız da mı sabahın köründe
Sabahın 7-8. Durma şimdi 8 sene olmuş abi. Yani hepsini de harfi harfine. Hayır hatırlıyorsun demedim. Hatırlıyorsan hatırlıyorsan söyle dedim. Yani hatırlamıyorum akşam işte. Akşam konuşmadınız tamam, da mı sabah konuştuk. Görüşmek istedin? Sabahla konuştuğumuzu anlatıyorum. Ne yaptığımızı anlatıyorum ama akşamdan konuştuk mu konuşmadık mı? Yahut akşam telefonda konuştuk. Sabahla yüz yüze konuşalım diye mi şey ettik? Peki senin niye şeyden haberin yok sayımdan? Kooperatif başkanısın orada sterler işte bire bir dedin ya. Geçen anlattım bir metre eni bir metre boyu bir metre genişliği sterler orada konulmuş. Senin sayımdan niye haberin yok kooperatif başkanısın abi? Sayımda ormanın sayımında benim yetkim yahut da görevim yok bulunamıyor. Orada. Oradaki memurlar dışında bulunamıyor. Ben o kurumun dışındayım. Tamam. Benim orada olmam, yasal olarak olmam söz konusu değil. Tamam. Peki Mehmet o zaman Bey. Mehmet Bey. Birol Bey'in başında başka bir bela vardı o zaman. Bu ailesini bile tehdit edecek bir belaydı. Karısına yansıttığı o. Çocukları al git demek, sizin de hayatınız tehlikede demek. Bunu bile haber vermezdi ortadan kaybolmak için. Kaybolur giderdi. Bir soruşturma var, ben birkaç gün ortadan kaybolacağım da diyebilirdi. Ama çocukları da al git ve başımda büyük bir bela var. Cezaevine işte Mehmet Bey'le, kooperatif başkanıyla olan olaylar demiş ama o zaman başka bir mesele var. Ve siz Birol Bey'in yaşadığını biliyorsunuz, inanıyorsunuz. O zaman başına gelen belayı da biliyorsunuz diye düşünüyorum. Belki şimdi, arkadaşınız diye saklıyor olabilirsiniz. Ama artık her şey açık konuşma zamanı. Şimdi Zerap abla, bunu saklamak hiçbir şeye kazandırmaz. Ben bu işin çözümünden yanayım. 85 milyonun da karşısında konuşuyorum buradan. Bu adamın bulunsun, çıkarın, konuşturun. Mehmet de bana şu yanlışı yaptı. Usulsüzlük hariç yalnız. Yani orada böyle bir şeye bir sebep olduk. Ama bunun haricinde sizden sakladığım en ufak bir şey yok. Bir, tabii ailevi durumunu yani ben onu bilemem. Bir şey var mıydı yok muydu? Bunlar benim şeyimin dışında bir şey. Bunları ben bilemem ama benim sakladığım bir şey yok. Birol'un da bulunmasını herkesten fazla ben istemiyorsam bu 85 milyonun da karşı. Hayır. Ya da aileden. Hayır asla Serap Hanım. Bir de şunu diyeyim. Bir dakika Mehmet Bey. O sözün sonunda hani telefonla Birol'la yaptığın son görüşmenin sonunda şöyle bir şey var. Ben bu çocuklara nasıl bakacağım, dedim, nasıl evet. edeceğim? O da ne bakarsın diye bir sözü var mıydı? Hayır. Ben mi yanılıyorum? Yok hayır. O şöyle bir şey oldu. Dedi ki benim çocuklarıma bak, onları büyüt, adam et onları, okut dedi. Ben nasıl ben yapacağım dedi. Ben sen olmadan dedi, nasıl yapabilirim bunları dedim yani. Sen olmadan ben bunları o da, nasıl yapabilirim dedi. O da bakarsın bakarsın dedi mi? Sana bırakıyorum dedi. Sen bakacaksın çocuklarıma dedi. Onlara adam edeceksin. Sizin bir geliriniz var mıydı? Hayır yoktu ve telefonu zaten o son şeyimde kapattı telefonu yüzüme. Peki 8 senedir nasıl bakıyorsunuz çocuklara? E nasıl bakıyoruz dedim ya, aile ve sosyal politikalardan küçük olma maaş bağlandı. Sonra ben işe girdim. 2,5 sene kendim işte çalıştım. Yazları gelince hep oğlum çalışıyordu yaz dönemlerinde. Ondan sonra maaş bağlanınca aile ve sosyal politikalar kesiyordu bizim sigorta başlangıcı olduğu için. Bizim de aile olarak ilk önceliğimiz yeğenimizin okuluyla ilgiliydi. Hep beraber kendi aramızda da bir şeyler yaparak. Ve yani, bir de Serap Hanım ben her sene mesela her sene pekmez kaynattım ben. Eşim böyle olduktan sonra her yıl abim gilde biliyor şahit hepsi. Her sene mesela bu sene bir ton kaynattıysam öbür sene 2 ton, öbür sene 3 ton, öbür sene 4 ton, öbür sene 5 ton. Yani bu eve katkı olmak için her yani sene de aile genel anlamda bütçelere nispetinde herkes bir katkıda bulunarak bir şeyler yapmaya evet. çalıştık. Detayı o kadar önemli değil bizim evet. için. Bu arkadaşlarınızdan gelen şimdi çılgınca alışveriş yapıyordu. Şimdi oğlum çalışıyor. Ayşe çılgınca alışveriş yapıyordu. Abartılı. Hatta zaten bu faturayı gördüğünüzde 600 liralık çizme almıştı. Biz de dedik ki 8 sene önce bayağı iyi. Sen de dedin ki 250 liralık. Evet aklımda kalmış. Bak düşün 11 sene önceki şeyi hatırlıyorum. Burada tarihini de söylersiniz sevinirim. Tarih ve çizimin evet. fiyatı bu yalan söylediğine işarettir. Bu Emel 2010 yani Birol Bey kaybolmadan önce 2010 yılında 19 Aralık'ta alınmış. Şimdi arkadaşlarınızın söylediğine göre
600 lira. Abartarak söylenmiş. Bilmiyorum. Evet. Belki siz onlara öyle dediniz, hava attınız. Hayır, bilmiyorum. Hayır, asla öyle. Olabilir canım. Olabilir. Kadınız yani, hepimiz yapabiliriz. Yani. Biri iki gösterebiliriz. Hiç öyle şey yapmam. Eğer siz o zaman 600 liralık bir çizme almışsanız, o günkü değeriyle 300 dolar yapıyor ki bugünkü değeriyle belki 2500 lira ve daha fazla yapabiliyor. Eğer ki bunu 249 lira yazıyor hatta. Evet. Bugünkü değerini hemen size söylüyorum. Bugünkü değeriyle de 1000 liradan biraz fazla. Şimdi o dönem 2500 lira maaş alan bir insan için maaşın 5'te 1'i falan mı yapıyor aşağı yukarı? 3'te 1'ine yakın. 250 lira. Tabii. Yok, ha pardon. Yani o 5'te 1'i yapıyor da 1000 lira bugünkü değerini söyledi. 5'te 1'i. Yani bu masraflarınızı yapardınız ve eşiniz size herhangi bir... Yok, bunu zaten bu çizmeyi eşimle beraber gittiğimizde ve bu eşim çok beğendi bu çizmeleri. Şu an üzerimde olduğum çizmeleri. Bu çizmeler mi onlar? Evet, bu çizmeler Serap Hanım. Ben pahalı geldi bana açıkçası söylemek gerekirse. Hayır dedim ya, 240 milyon 250 milyon ben vermem dedim buna dedim. Hayır dedi, ben alacağım, sen ne karışıyorsun, ben alacağım dedi ve eşim aldı yani. Keşke seni çıksa da söylese yani. Keşke. Şimdi daha önemli söyleyecekleri var aslında şimdi çıkmış olsa da. Bence de. Evet. Şimdi bir taraftan da mesela Mehmet Bey kooperatif başkanı para sıkıntısı çeken bir adamdı. Ben onu öyle çok paralı falan görmedim dedi. Bir taraftan aileye söylediği ama Ayşe'nin bilmiyorum dediği 40-50 bin lira bir yerde birikmiş param var demesi. Bizim 2500 lira alırken belki o zaman 2013'ten bahsediyoruz. 2010'da belki de 2000 lira alıyordu mesela. Evet. Alırken 4'te birine neredeyse bir çizme, 5'te birine bir çizme alması. Başka yerden de bir... 4-8'de birine oluyor. Ya da... Başka bir yerden bir geliri olma ihtimalini nedense yani burada Mehmet, artırıyor. Mehmet Kara'ya şunu sormak lazım bence. Hani dedi ya, insanlar o kadar ucuz değil, 2-3 bin liraya satılmaz. Bu kadar büyük yolsuzluğu 2-3 bin liraya yapmaz kimse. Mehmet Bey, o kadar büyük yolsuzluğu kaça yapıyorlar? Siz yapmışsınız bunu çünkü. Vallahi ben konuda bir araştırma yapmadım Taner Bey. Onu sen daha iyi yaparsın, yap öyle bir şeyi. Kaça yapılır? İnsanlar kaç paraya satın alınır? Ben öyle bir şey araştırma gereği yani duymadım. Böyle söylemenizin hiçbir manası yok. Sen daha iyi bilirsin falan. Bu sizi daha çok benim düşüncelerime yaklaştırıyor. Sizin söylediğiniz biraz önce neydi? Bu kadar büyük yolsuzluk. Kendi yaptığınız yolsuzluktan bahsediyorsunuz. Yargılandığınız bugün ağır cezadaki. Bugün ağır cezada yargılandığınız evrakta sahtecilikten bahsediyorsunuz. Devleti dolandırmaktan bahsediyorsunuz. Ve karşımıza geçmiş sırıtıyorsunuz. Hadi buyurun bakalım. Ben kapatıyorum. Evet, yani belki de şunu siz araştırın demeye getirdi diye ben öyle algıladım ama hocam bilemedim. Siz daha iyi bilirsiniz derken yolsuzluğu siz daha iyi bilirsiniz değil de sanki araştırmayı ben araştırmadım, siz daha iyi biliyorsunuz, siz araştırın gibi. Ama gerçekten böyle bir şeyi Mehmet Bey'in kara kaşı kara gözü için hiç kimsenin yapmadığını düşünüyorum. Tabii. Yani Birol Bey'in de işte belki 3 bin liralık bir tatil, 2500 lira maaş alan, iki çocuklu, kira ödeyen bir ailede, yani 4 kişilik bir ailede 3 bin liralık bir tatil tabii ki iyi bir fırsat. Tabii ki iyi bir fırsat. Efendim... Tabii ki eşine en güzel ayakkabıyı almak ister herkes. Ama Mehmet Bey'in zaten siz tutanaklarda da olduğunu söylüyorsunuz. Zincirleme bir takım usulsüzlükler var diye. Yani bence Birol Bey sadece bu olayın ortaya çıkacağından çekinmiyordu. Kesinlikle canım. Bunu devam eden, geriye dönük ya da şimdi... sonrasında yaptırılacak ve artık... Sanki böyle ele geçirilmiş bir hissi yaşamış Birol Bey. Yani Birol Bey'in Ayşe Hanım'ın söylediklerini doğru kabul edersek, olayın kaybolduğu günün sabahında çocukları da al, evi terk et. Bu demek ki başınızda büyük bir bela var ve bu beladan siz nasiplenmeyin, uzaklaşın. Eğer ki bunu söylediyse Mehmet Bey ciddi bir tehdit altında veyahut da bir olaydan kaynaklı olarak birine zarar verdi, verecek. Vereceği zarardan dolayı da ailesi de zarar görecek.
Dolayısıyla olayın sıcağı sıcağına ailesinin zarar görmemesi evet, için ailesini uzaklaştırmaya çalışıyor. Çabuk evi terk edin. Evet. Ayşe Hanım'ın söylediklerini doğru kabul edersek Birol Bey'in içinde bulunduğu psikoloji bu. Ya büyük bir zarar verecek birisine ve vereceği zarardan dolayı ailesi de zarar görecek. Olayın sıcağıyla ailesi zarar görmesin diye de kısa bir süreliğine gönderecek ailesini. Sonra zaten ortay düzelecek. Şimdi biraz Zeki Bey'den bahsetmek istiyorum. Zeki Bey, Birol Bey'in iyi arkadaşı, yakın arkadaşı. Evet, evet. Ailece görüştüğünüz ve sizin de o sabah Mehmet Kara'nın telefonunu almak için aradığınız kişi. Evet, evet. Onunla sizin dayınızın da bulunduğu, bir dayınızın da yanlış evet, hatırlamıyorsam, evet. Bir ortamda Mehmet Kara'ya şöyle dediği iddiası var. Mehmet Kara, eğer ki Birol sana beni bu beladan kurtar, sen temizle, bana açtın bu belayı, sen temizle diyorsa korkma. Durma kaç. Yok durma kork. Korkma. Korkma. Korkma, korkma. Ama diyorsa ki bu belayı başıma beni sen yaktın, verdin. Beni yaktın, ben de seni yakarım. Diyorsa. Kork. Derse kork. Derse kork demiş. Arkana dönme Zeki Bey. Kaç. 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 Yani Zeki Bey, Birol Bey'i çok iyi tanıyan bir insan olarak Mehmet Kara'ya bunu söylüyorsa bildiği var da söylüyor. Evet. Ya da Birol Bey'i siz bize farklı anlatıyorsunuz. Ya, başka bir Birol Bey daha, Birol daha evet. var. Yani ya karakter. Da, ya da yani bu eşimle kaybolduktan sonra görüştüğün anlamına getiriyorum ben. Zeki ya da. Bey'in. Ya da. Çünkü kaybolduğu gün Zeki Bey'e bir tek mesaj atıyor mesela. Sağına doğru baksaydın beni görecektin diye. Biz de neden bizimle bir telefon görüşmesi yaptınız Zeki Bey? Ondan sonra geri çekildiniz. Ailenin ve şahitlerin huzurunda söylediğiniz şeyleri bile reddettiniz, hatırlamıyorum dediniz. Neden bunu yaptınız diye sizinle ilgili bir veteri hazırladık. Ailesinin telefonlarına bakmayan Birol, kaybolduktan iki gün sonra ona mesaj gönderdi. Osman ve Orhan'ın evinde ağırlayıp önemli bilgiler veren oydu. Birol'un en yakın arkadaşı Zeki, yayında kullandığı ifadelerle dikkatleri üzerine çekti. Birol'un abilerine ne söyledi? Mehmet Bey tarafından Birol'un himaye edildiğini, ondan sonra işle ilgili sonuçlar, neticeler belli olduktan sonra bir 4-5 güne kadar aynen bu ifade, 4-5 güne kadar ortaya çıkacağını. Yani bize aktaran yani 4-5... kişi... Orhan abi, Osman abi evime davet ettiğimin farkındayım, biliyorum ama ne konuştuk, ne yaptık? O konuda hiçbir hatırlamam yok şu anda. Hiçbirini hatırlamıyorum. Mehmet'e Birol'dan kork dedi mi? Yani üç kişi de yalan söylüyor olamaz değil mi Zeki Bey? Yani. O zaman bu cümleyi kurdunuz. Yani hatırlamıyorum diyorum. Bakın kullandım ya da i̇şte, kullanmadım bakın, demiyorum. Bir şey mi gizliyor? Yani yakacağım derse seni vurur demişsiniz Mehmet Bey'e. Mehmet Kara ile Birol arasında adam vurmaya gidecek kadar ne vardı? Ya, ama biliyorsunuz ki kurmuşsunuz o cümleyi. Madem ki karakteri adam vurma böyle kabadayı falan birisi değil. Demek ki bir olay var. Korkunç, katlanılamayacak bir olay var. Yani bu iş cinayete kadar gider diye söylediniz karşı tarafa. Yani bu hatırlanmayacak bir şey değil. Başınızdan ne geçerse geçsin. Birol neden Zeki'ye mesaj gönderdi? Hatırladığım tek şey Birol'dan gelen mesaj ve bizim kurum amirimizin, şefimizin yeter artık diyene kadar aramalara gittiklerim. Kaybolduğunun ikinci günü sayana bakarsan görürsün diye bir mesaj gelmişti. Onu da biz çok sonradan almıştık. Onu da amirime söylemiştim ben de. Birol'un döneceğini nereden biliyordu? Birkaç güne de döner. Bu bilgiye nereden ulaştınız mesela? Vallahi biz öyle tahmin ettik. Çünkü abartılacak bir olay değildi. Biz kendi çapımızca. İyi arkadaş olabiliriz ama... Şimdi bakın, iyi arkadaş olabilir ama ben Birol'la 24 saat beraber olan bir insan değilim. Evet Ayşe Hanım, Birol Bey kıskanç bir koca mıydı? Çok değil yani, normal. Kıskançlığı size baskı yapar mıydı? Hayır, hayır. Şöyle giyin, böyle giyin, oraya gitmeye az yok. Çok yok. Kaldın, geç geldin. Hayır. Öyle bir şeyiniz var mıydı? Hayır, yok ama böyle çok sessiz, sakin bir insan değildi. Yeri geldiğinde sinirli ve agresif bir insandı. Ne yapardı yani sinirlendiğinde? Yani sinirlendiğinde yani ağzından çıkanları şey olmaz yani. Yani buna daha önce söylediğinde biraz farklılık oluşuyor. Daha önce annem, yani annem de şahit olmuştu. Kendi annem de sizi şahit olmuştu. Sizi dövdü mü hiç? Hayır. Şiddet uyguladı mı? Hayır.
Ağır mı konuşurdu? Evet, ağır konuşurdu. Ne yapardınız öyle zamanlarda? Yani ben sesim, ben çünkü iki tarafta sesini yükselttiği ama çünkü çok şey olay olurdu. Ben sesimi keserdim. Sonra o sesini kestiğinde ben de şu şöyle, şu şöyle, yalnız senin düşüncen. Hani öyle, öyle orta yolu. Peki mesela yani bir şey fırlattı, attı, hani size vurmuyor ama sinirini evet, çıkarmak olmuştu için. Evet, olur evet, muydu evet, öyle evet, şeyler? Evet, ara ara olmuştu, evet. Sizin mesela, haberiniz var mıydı bunlardan? Mesela kalabalıkta. Daha önce konuştuğunda çok sakin, çok hani şey. Yok, kalabalıkta mesela bir gün yemek yerken işte sofradayız, dört masadayız. Mesela benim küçük oğlum çok yemek yemezdi, işte biraz çok yemek seçerdi. Ben de işte ona mesela derdim ki işte tam babasının karşısında oturuyordu. Oğlumla da biz burada otururduk. Oğlum yesene, niye bizi gözetliyorsun? Yemeğini yesene derdim. Ondan sonra yeter artık şu sofrada bari sesinizi kesin diye çatalı falan fırlattığını bilirim yani. Bunları ben yaşadım yani. Serap Hanım sevmezdi o kavgayı, dedikoduyu sevmezdi. Sevmezdi ama kardeşim, evde zaman yani zaman yapardı yani. Senede bir görüşen insanlardık. Mesela bu benim bahsettiğim komşu arasındaki olayları falan ben gözümle görmedim ki. Ben sadece duyduklarımı söylüyorum. Sonra Ayşe'nin 500-600'e giydiği çizme beni ilgilendirmez ki. 500-600 biz kardeşimize bulunmasından yanayız yani. Başka aynen, benim ben gayem yok. Onun 40-50 bin lira dediğinde biz o paranın peşinde zaten ben değiliz. Ben kimseye hesap vermek zorunda evet, değilim. Bunun hesabını ben eşime verirdim, çocuklarıma veririm. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Ya biz senden zaten yani hesap sormayız da istemiyoruz. Şimdi Ayşe, zaten burada demek şey istemiyorum yani. Hani bu Emel'i de ilgilendirmez. Kimseye hesap vermek istemiyorum. Ama burada konusu yani geçtiği biz anlatmıyoruz için, bunu. Konusu geçtiği Emel, için Emel'in söyledim yani ne ben. Ne söylediği önemli evet, burada. Bizim, o iddiayı evet, konuşuyoruz. Yalan sen de yalan belgeni oldu, getiriyorsun. Evet, yalan oldu. Ben de diyorum ortaya ki kadınlar söyleyebilir. 300 liraya ha, aldım. 600 yani, liraya. Yok, 600 liralık çizme giyiyorum. Belki. Biz kimseye hesap sormayız ki. Ne karışayım ben mesela herkesin. Emel yerine. Hanım'ın sizle ilgili söylemiş olduğu Emel, bu şeyi kocanız Birol duydu Emel ya. Mesela dedi ki işte birilerinin arkasından el sallıyordu gibisinden. Evet. Mesela Birol bunu duydu, sana nasıl bir tepki verdi? Bir şey tepki vermedi. Ben dedim işte Kadir Emel abim, böyle bir şey söylüyormuş. Kadir sen abim, birilerinin arkasından evet, el dedim, sallıyormuşsun diye bir dedim, iftira attın tabii Emel. Söyledim, mesela Birol dedi, bunu duyunca sana tepkisi nasıl oldu hayır, mesela? Hayır hiçbir şey olmadı dedi. Kadir abin ne oldu? Onlar senin elinde büyüdü o ah, çocuklar tamam, dedi. Böyle dedi yani. Biz Ayşe Hanım böyle, sen kıskanır mıydın Birol Bey? Kıskançlık kavgalarınız oldu mu? Hayır, hayır, hayır. Peki sosyal medyadan insanlarla tanışıp evinize davet ettiğiniz oldu mu hiç? Hayır. Başka illerden, aynı ilden, hani karı koca, çift ya da bir kadın, bir adam neyse tanışıp bir süre yazıştınız, ettiniz. Buyurun bir tanışalım, eve bekleriz gibi. Böyle şeyler oldu mu? Hayır. Emin misiniz? Yani böyle bir şey, bir eşim tanışmıştı internetten birileriyle, tek bir aileyle, Samsun'da sanırım. Onlar bizi davet etmişlerdi gelin diye ama ben onlarla eşim konuşuyordu. Eşim internetten kalkmıyordu, öyle bir şeydi biraz yani, çok internete bağımlıydı. O aile sizin evinize geldi mi? Geldi, ben kaza geçirdim. Yani onlar bizi çağırdı daha doğrusu Samsun'a. Biz de kaza geçirdik. Ben trafik kazası geçirdik. Elmacık kemiğim kırıldı benim. Ben ameliyat oldum tıp fakültesinde. Onlar da işte eşimi aramışlar. Hani gelecektiniz, niye gelmiyorsunuz diye. O da demiş ki biz kaza yaptık. Ayşe ameliyat olacak demişti. Onlar da geldiler hani benim ameliyat olduğumu duyunca. Kaç gün kaldılar bir gece, sizde? Yani bugün akşam geldiler. Gece yattılar, sabah döndüler. Hatta annem de vardı. Bir daha görüştünüz mü devamında? Ya ben küçük oğlumla gittim Samsun'a. Onlar davet ettiler. Evet, bir eşim izin alamadı. Küçük oğlumla ben gittim. Kaç gün kaldınız orada? Ama 3-4 gün kaldık herhalde. Devam ediyor mu görüşmeleriniz? Hayır, görüşmemiz devam etmiyor. Bir neden böyle bir tanımadığınız ailelerle görüşme gereği duydunuz? Eşim tanışmış, ben tanışmadım ki. Peki başka bir aile daha var mı böyle? Başka bir aile, yani onunla sadece internette görüştüğünü biliyorum eşimin. Ama aile yine onlardı, karı koca. Aile, evet evet evet. Evet. Onlar aynen geldi mi sizin hayır, evde kalmaya? Hayır, hayır. Siz gittiniz hayır, mi? Hayır, hayır. Başka aileler oldu mu? Hayır, olmadı. Yani o Samsun'daydı. Diğer görüştüğü aile Mersin'den olabilir mi mesela? Hayır, değil. Soma gibi duydum sanki. Hmm. Mersin değil. Bir tek yani bu ikisini mi biliyorsunuz? Evet, evet, aynen bu ikisini ne biliyordum. Ne yapıyordu internette? Ne yapıyordu? Ailelerle eşim tanışıyordu yani, o tanışıyordu. Benim oğlum sabah 6 arabasıyla Eskişehir'e okula giderdi her gün. Ben 5.30'da her zaman kalkardım. Ben normalde çocuklarımı saat 10-10.30 gibi yatırdıktan sonra 11, en geç 11.30'a kalmaz ben de yatardım. Çünkü sabah erken kalktığım için. Eşim sen yat derdi. O bilgisayarda otururdu. Hatta bu ailelerde tanıştığına da ben kızmıştım. Yani hani işte niye tanışıyorsun böyle? Neye ihtiyaç duyuyorsun onlarla tanışıyorsun diye. Ya değişiklik işte, tanımak istiyorum insanları. Tanışmak istiyorum ama diyordu. Ama hep karı koca çiftler evet, değil evet, mi? Evet evet evet, çiftlenmiş. Beni de zorla yani
Yeri geldi mesela yatağından gel seni de tanımak istiyorlar diye yatağından kaldırdığı bile oldu. Çok kızardım yani onun için. Ama giderdiniz ve aile, o karşıdaki aileyle görüntülü sizi de tanıştırırdı, konuşurdunuz. Evet, tanıştırdı, evet evet. Kaç tane aile oldu böyle? İki. İşte bir Samsun, bir de bu peki, şey. Peki tanıştınız, onlar size geldi, bir gece kaldı. Siz sonra oğlunuzla Samsun'a gittiniz. Niye koptu sonra ilişkiniz mesela? Yani ben birdenbire çok samimi olmuşsunuz. Birdenbire niye koptu? Ben görüşmek istemediğimi söyledim eşime. Görüşmek istemediğimi sebep söyledim. Neydi? Sen kendin görüşeceksen görüş. Ya ne bileyim ben, bana ters geliyordu bunlar Serap Hanım. Ama oğlunuzu alıp gitmişsiniz. Gittim ama ben şimdi şöyle bir şey, kaza yaptım o dönem. Kaza yaptıktan sonra eşim, onlar bize geldi de ya. Hani doktor dedi ki işte bir değişiklik, bir şey, hani ben çok yüzümde olduğu için bir de çok etkilenmiştim. Eşim de çok etkilenmişti hani benim yüzüme zarar olmasından dolayı. Öyle bir gidin dedi işte, gezin hani birkaç gün kafan dağılır hem falan dedi. Öyleydi yani. O son görüşmeniz mi oldu son o aileyle? Son görüşmemiz oldu evet. Birkaç kere daha eşim görüştü de ben görüşmek istemiyorum dedim. Bir daha da görüşmedik yani. Osman Bey, Orhan Bey, Fatma Hanım siz biliyor muydunuz? Kesinlikle. İlk defa duyuyoruz. Böyle bir... Ben de duymadım. Birol Bey'in böyle bir sosyalliği vardı yani internet üzerinden. Evet. Ama özellikle mesela bir ne diyeyim, kendi meslektaşı biriyle görüşebilirdi. Hani sosyalleşmekse ya da bir ne bileyim başka bir türlü olurdu. Bir oyun oynamak için olurdu vesaire. Ama nedense Birol Bey genelde karı koca çiftlerle internet üzerinden tanışıyordu ve onlarla görüntülü konuşuyordu. Hatta bir aile de sizin evinize geldi, kaldı. Sonra siz onların evine gittiniz. Bir başka aileyle yine üzerinde şeyde internet üzerinden görüntülü görüşmeler yapıyordu. Bu bildikleriniz aslında daha fazla var. Ya bize söylememi istemiyorsun, hayır, Ayşe. Hayır, hayır. Benim ya bildiklerim da, bunlar. Söylemek istemiyorsun diye düşünüyorum. Hayır, benim bildiklerim bunlar. Bu kadar mı? Evet. Neden rahatsız oluyordun o görüşmelerden? Ya ben rahatsız oluyordum. Tanımadım çünkü hiç tanımıyorum. İnternetten yani normalde aynı oturduğumuz yerde gözümde gördüğüm insanlarla hani şey yapmak istiyorum. Tanıdığım ki insanlarla. O zaman pandemi falan yok yani. Hani öyle bir ihtiyaç da yok. Yani hiç tanımadığım biriyle niye sohbet edeyim diye düşünüyor Ayşe. Evet, özellikle aynen, çift aynen olacak yani. Karı koca evet. Olacaklar. Evet. Peki sohbetler ne üzerinde oluyordu genelde? O ne üzerine yürüyordu sohbet? Yani ben birkaç kere tanık oldum. Eşim hep görüşüyor diyorum ya, o biraz sosyal medyada çok otururdu bilgisayar başında. Bu da oğlum da şahittir hani bağlanmak isterse. Nasılsınız, iyi misiniz, işte kaç çocuğum var, şöyle böyle işte hayat nasıl gidiyor, şöyle böyle öyle o tarzlarda yani. Bu konuya girince çok yutkunmaya başladın Ayşe. Hayır. Valla? Yok ben öyle şey heyecandan oluyor. Niye heyecanlandın birden? Çok yutkunmaya yok, başladın. Yok hayır hayır. Yani orada bizim şüphelenmemizi gerektirecek bir şey var mı? Hayır yok. Çünkü bence. Buraya sen eşini, evet. Diğer konuklarım, evet. Kardeşlerini bulmaya geldiler. Evet. Ve artık saklanacak, gizlenecek bir şeylerin, bildiğimiz şeyleri yeri geldikçe konuşuyoruz. Daha fazla şey biliyoruz ama ben istiyorum ki sen de yardımcı ol. Oluyorum. Bunu sen. Açığa çıkaran, söyleyen ben olmayayım istiyorum. Bu kadar basit. Orhan Bey, Osman Bey ne hissediyorsunuz? Bu duyduklarınız size... Ben kaç kere defasında da böyle yatak odasından böyle yavaş adımlarla hani geldim, eşim bilgisayarda, oturma odasındaydı bilgisayarımız. Hani acaba başka birilerle mi dedim, hani tek olarak görüşüyor diye kaç defa da böyle takip ettim yani. Yani yavaş adımlarla gelip kapıda açık olunca baktım. Neden çift? Ben onu bir türlü anlamadım daha. Neden çift? Ya mesela atıyorum sosyalleşmek adına herhangi bir atıyorum en kötüsünü düşünelim. Yani sadakat yükümüne aykırı bir davranış, internetten başka bir kadınla da konuşabilir. Bunu da algılayabilir. Neden bir çiftle görüşüyor? Şimdi ben de oradan şuna gelmeye çalışıyorum. Yani böyle bir normal işte masum bir görüşme, tanışma, sosyalleşme ama karşı tarafta bir tane sapık ruhlu ve evet. Zihinli bir adam kafaya takar. Efendim yolunu gözler. Allah korusun önüne çıkar. Bir zarar vermiş buyurun olabilir. Buyurun size cinayet motivasyonu. Ha, yani bu çok sade ve sıradan ve masum şeyler de olabilir bunlar. Ama o kadar hasta ruhlu insanlar var ki çoğu akrabanız oluyor anlayamıyorsunuz. Evet. Arkadaşınız oluyor anlayamıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Kuşkusu taşıyorum açıkçası. İnanın, ilk defa yani şu anda tamamen... paralize oldunuz. Biz şuna inanıyoruz. Birol sırf bu hani usulsüzlükten dolayı hayır. Kaçabilecek bir insan bence değil. Bence de değiliz. Yani evet. Gerek yok yani. Buna bize söyler, paraysa para bir şekilde evet. Bunu şey yaparız, şimdi öderiz. Zaten
Olayı... İşte bizim işte başka bir şeyler mi var? Biz bunu araştırmak istiyoruz. İşte burada da anahtar Ayşe'de. Çünkü en yakını o. Buyurun Osman Bey. Özür dilerim. Zaten olayları ikiye ayırıyorum ben. Hani milattan önce, milattan sonra gibi. Kaybolmasından önce, bir ay önce gelişen olaylardan daha geri gitmeden. Olaylardan ileri alıp o dönemde olanları bir kavramaya, bir anlamaya çalışıyoruz. Ondan sonrası zaten hedeflerimiz, cephelerimiz zaten belli. İşte Zeki'ydi, Mehmet Bey'di ve vesaire vesaire. Yani kafamızdaki düşünce. Yani bence bu usulsüzlük olayından biraz çıkmamız lazım. Çözemediğimiz için birincisini yani kendi sizin için tabii ki söylemiyorum bunu. Kendimiz bunu idrak edemediğimiz bir için kaybolmadan önceki dönemini öbür tarafa geçemiyoruz. Kaybolduktan sonra gidemiyoruz. Şimdi geçebiliriz. Bakın şimdi bir tık geçebiliriz. Onun için Ayşe mesela bir ol kaybolduktan sonra başımda büyük bir bela var dedikten sonra sen de oturdun bir muhasebe yaptın. Dedin ki bu adamla ilgili olabilir işte huysuzlukla ilgili olabilir. Bir de bir oğlun bir alışkanlığı vardı, seviyordu insanlarla tanışmayı, internet üzerinden davet ediyordu vesaire. Acaba oradan birisi hep ailece görüşüyordu, bir günde kadın yalnızdı, konuşuyorlardı. Gene masum diyorum. O arada kocası geldi, kafaya taktı bu işi. Mesela işin bu yönü hiç aklına geldi mi? Tabii ki geliyor zaman zaman. Neden bunu Osman Bey'le ve Orhan Bey'le hiç abi böyle şeyler oluyordu. Ola ki bir tane manyağın teki kafaya taktı da bir ola zarar mı verdi diye hiç bahsetmedi. Belki biz de ona göre hareket ederdik. Ona göre araştırmalarımız olurdu. Ama şimdi ben eşimle telefonla konuştum. Yani düşünsene o kavga ettiğim kadın bile onu soruyorum eşime. Kim bize zarar vermek istiyor dediğimde. Emeller mi dediğimde alakası yok. Benim işle ilgili problemlerim var dediği için ben zaten o yönlere hiç takılmadım yani. Bir erkeğin karısına zaten ya bir tane adam beni kafaya takmış böyle bir şey oldu ondan kaçıyorum demesi biraz zor. Onun için senin aklına geldiyse Osman abi, Orhan abi böyle şeyler vardı. Acaba bir de o yöne mi baksak demen gerekirdi yani diye sorduk. Düşünüyorum. Çok özür dilerim. Dönüşte devam edelim mi? Evet, Birol Aslan'ın 8 yıl önce yaklaşık kaybolmasının ardındaki gerçek aslında internet üzerinden tanımadığı ailelerle irtibat kurup onlarla iletişime geçmesi olabilir mi? Burada kalmıştık ve böyle bir başlık açılmıştı aslında ve Orhan Bey söz almak istemiştiniz. Buyurun. Şimdi şöyle, biz zaten o dönemde hani biz kardeşimizi savunmuyoruz yine. Ayşe'ye sormuştuk, bakın hani Birol evden ayrıldığı oluyor mu? Veya eve gelmediği oluyor mu? Yani bunları kastetmiştik aslında biz. Ama kendisinin öyle bir şey... Ya da marjinal bir şey işte bir ailelerle tanışmak evet, vesaire. Yani biz her türlü şekilde onu arama çalışmasına girdik yani. Sadece bu kendimi öldüreceğim dediği için değil yani. Ve ilk kez burada duydunuz bunu. Tabii bu konuyu burada Osman duydum. Bey siz de bir şey söyleyecektiniz. Kesinlikle yani burada duyduk. Onu, o zaman öyle bir şey söylenmiş olsaydı belki ona göre... takip etmek zorunda bu kalırdık. Bu tip ilişkilere giren insanlar da ruh hastalığı görülme olasılığı daha yüksek aslında. Siz dediniz ya bir manyağın biri olabilir. Evet. Yani normal topluma göre manyağın biri olma olasılığı çok daha yüksek. Yani özellikle bunun üstüne gidilmesi gerekiyor. O yüzden oraya da bakmamız lazım. Evet. Ayşe'cim yani o yüzden hakikaten çok çarpık bir şeyle karşılaşmış olabilir. Dediğim gibi masum başlayan bir şey sonrasında karşı taraf bunu kafaya takmış olabilir. Başka türlü sizin hayatınızın da tehlikede olduğunu hissettirecek çocukları al ve hemen git. Başında büyük bir tehlike var. Bu soruşturmayla ilgili değil. Çünkü o gün daha yeni müfettişler gelmişti. Daha yeni sayım yapılıyordu. Bunun altında başka bir şey var Ayşe. Zaten babam dedi ki mesela eşim bana dediğinde işte kızım dedi sen dedi ben izliyorum dedi. Bir şeyleri yani unuttum dedi. Savcılıkta var dedi ufaden. Hani benim kariyerimi bitirmeye çalışıyorlar. Evet sonra hatırladım. Benim kariyerimi bitirmeye çalışıyorlar. Beni bitirmeye çalışıyorlar. Böyle şeylerde de yani savcılıkta var ifademde yani. Hani bunu niye söylemedin dedi babam. Bu da ben çok önemli. Ben muanki yani benim kariyerimi bitirmeye çalışıyorlar. Beni bitirmeye çalışıyorlar dedi. İfadelerimde de savcılıkta şey yaparsanız bu da var yani. Bu tarafına bakıyoruz zaten. O tarafına bakıyoruz kariyer kısmına. Ama bence bu tarafına da bakmamız lazım. Cinayet ya da intihar motivasyonu, intihar olsaydı, canına kıysaydı 8 senede illaki bir yerlerde bir şeyler bulunurdu. Evet. Eğer ki bilinçli bir cinayette kurban gidip bir yerlere gömülmediyse.
O yüzden de bu tarafa da bakmamız gerekiyor. Yani gece vakti seni yatağından kaldırıp gel bak bu aileyle tanıştırayım dediğinde alkol problemi var mıydı? Bunu ancak başka bir kafayla yapıyor olması lazım. Efendim bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın 13.15'te yine Star ekranlarında olacağız. Yarına kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere çok iyi bakın ve programın açılışında söylediğim gibi ne yazık ki hastalıkta vaka sayıları artmaya devam ediyor. O konudaki tedbirleri bir daha gözden geçirelim ve lütfen lütfen tedbirleri aksatmayalım. Yarın sağlıkla yine 13.15'te Star ekranlarında buluşmak dileğiyle efendim. Allah'a ısmarladık.